sosyal konutlarda yaşayan 7 kişilik bir ailenin deneyimiyle 2 kişilik bir ailenin deneyimi şehir merkezinde aynı olmadı. Ve biz de aslında Ahmet'le ev deneyimini sosyoekonomik farklılıklar ve coğrafi farklılıkların etkisini biraz analiz etmek ve anlamak istiyoruz. Bizim çalışmamız ve yaklaşımımız budur. Ve şimdi de size ilk konuştuğumuz kişinin çalışmalarını sunacağım. Evet, biraz aşağı inebiliriz. Birinci kullanıcımız Kevin Schulut. Kendisi de mimarlık öğrencisi. Strasbourg'da aynı okuldayız. Eckart Wilder adlı bir 305 haneli bir köyde yaşıyor. Alsace bölgesinde, Almanya'ya yaklaşık 1 saatlik falan uzaklıkta. Mert, biraz aşağı inebilir misin? Burada da gördüğünüz gibi köyden, bu aynı köy değil ama yakınındaki başka bir tipik Alsace köyü. Haritadan da görebilirsiniz bulunduğu coğrafyayı. Genellikle köy kolonbaş tarzı veya savaş ertesi rekonstrüksiyon zamanında yapılmış köy evlerinden oluşuyor. Bir ana yol etrafında yaygın bir şekilde konumlanmışlar. Her evin kendine ait bir bahçesi var. Bu yüzden de bu izolasyon süreci şehre göre bazı açılardan daha konforlu olmuş. Aşağı inebiliriz. Biz ürünlerimizi, daha doğrusu sonuçlarımızı tanıtırken olabildiğince sade yapmaya çalıştık. Çünkü seçtiğimiz araştırma konusu gereği hepsini yan yana koyunca daha objektif bir sonuç çıkarmayı hedefliyoruz. Bu gördüğünüz hareketli planda da kişinin bir günlük ev hayatı gözüküyor ailesiyle beraber. Bir babası var, işçi emeklisi, bir de kız kardeşi var, patiseri okuyor. Hızlıca bir gün içinde ne yaptığını anlatayım. Sabah kalkıyor, evin aşağı katına iniyor. Orayı da sonradan büro haline getirmiş. Sonra öğleden sonra yine üst tarafa çıkıp hızlı bir yemek yedikten sonra işte spor yapıyor veya televizyon falan izliyor. Sonra terasını bitki yetiştirme alanına çevirmiş. Orada biraz vakit geçirdikten sonra da akşam ailesiyle birlikte ya terasta ya da yemek odalarında yemek yiyorlar. Aşağı inebiliriz. Ayrıca kesit perspektifler ürettik ve bu kesit perspektiflerde aslında yaşam tarzını anlatmak istedik bir şekilde. Çünkü bunları bütün konuştuğumuz insanların kesit perspektifini yan yana koyunca hani aslında nasıl farklılıklar var, insanlar nasıl yaşıyor, hani geldikleri kültüre ve ekonomik koşullarına göre yaşam tarzı nasıl değişiyor bunu gözlemlemek istedik. Bu yüzden de biraz daha karikatür gibi bir çizim yapmayı seçtik. Bir, şu arada ben bir gireyim mi? Bir şey söylemeyi unuttuğumu şu anda fark ettim. Şimdi biz genel olarak iki şeye herkes baksın ve bunun üstüne de vurgulan yapalım istedik. Bu tabii ki herkes bir şekilde dönüştürdü evi ve kullanıcı kendisi dönüştürdü. Bunurdaki eylemin ne yaptı, niye yaptı ve acaba bu olay bu pandemi krizindeki yaşanan bu dönüştürme ya da dönüştürememe olayı evle ilgili kullanıcının ilişkisi hakkında farklı farkındalıklara yol açtı mı? Ve tabii ki içeride kalmak nedeniyle içle dış arasında yaşanan gerilim nasıl halledildi ya da halledilemedi? Gerilim olduğu fark edildi mi gibi, yani çok temel şeylerimiz de var tabii ki herkesin olduğu gibi. Hepinciğim, devam. Evet. Mesela bir sonraki perspektife geçelim. Mesela burada ilgimizi çeken şu oldu. Hem evin dış mekanla olan ilişkisini kullanıcı çok hani işine yaradığını söylediği için onu belirtmek istedik. Mesafe, diğer evlerle, bahçe olsun. Ve aynı zamanda karantina süresi boyunca teraslarında yetiştirdikleri bir yani meyve, sebze yani bahçe haline getirmeleri ilgimizi çekti. Onu da göstermek istedik. Aşağı inebiliriz.
Binebiliriz. En sonunda da bir kolaj ürettik ve bunda da amacımız aslında ilk başta kullanıcının kendi evi ve bu evi nasıl hissettiği ve sonrasında da giderek aslında hani bu ev nasıl dönüştü ya da ideal evi nasıl olabilirdi, nasıl bir eve dönüşmesini isterdi, bunu aslında gösteriyoruz. Evet, kullanıcı evinin gereksiz yere 3 kişi için fazla büyük olduğunu söyledi. Ve biz anket yaparken kullanıcıya belirli fotoğraflar gösterdik. Hani evinizde hangilerinin olmasını istersiniz gibi. O da genelde işte avlulu, hani daha deniz manzaralı veya daha kompakt işte evleri tercih etti. Bu yüzden biz de kolajda bu hem hayalin hem de gerçekte olan dönüşümünü göstermeye çalıştık. Biz de aslında bazen aldığımız cevaplarda şaşırdık açıkçası. Beklemediğimiz cevaplar da aldık hiç düşünmediğimiz gibi. Yani kafamızda bazı hipotezler vardı herhalde. Herkes büyük bir ev ister, bahçesi olsun ister diye, ama aslında bu arkadaşın daha küçük bir ev istemesi bizi şaşırttı. İnsanların daha çok iç içe olduğu bir evi tercih ettiğini söyledi. Aşağı inelim. Birazcık dezoomlayayım. Bir ara büyüteyim. Yine. Tamam. En son olarak da bir Ufuk Hoca bizden bir kişisel yaklaşım kolajı istedi ya da çalışması. Bu da düşüncemizi belli etmek için amacımızı. Biz burada var olan sanat eserleriyle bir kolaj yapmayı düşündük. İki tane ressamın eserini kullandık. Bir tanesi Jean-François Millet, diğeri de André Weide. İkisi de çok zaman bu taşra üstüne çalışmış insanlar. Birisi daha modern, birisi daha eski tabii. Birazcık da bu hem ressamların Millet'i daha ön plana koyduk. Yani Fransız olduğunu da birazcık belli etmek için. André Weide'i seçmemizin sebebi ise hem resimlerinde çok fazla yalnızlık teması var, hem de çok fazla bu taşradaki insanların izole olmuş hallerinden de bahsediyor. Helin, senin ekleyecek bir şey var mı? Yani aslında buradaki başlıca amacımız birazcık da hani abartıyla o hissi ve yaşantıyı göstermekti. Bu yüzden bu tür tabloları kullanmayı seçtik. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen daha sonra belki sorular gelirse konuşuruz. Mert, hemen şeye geçelim istersen. Peki benim bir Ufuk, benim bir sorum var. Çünkü o tabii sorular ki. Bu sorular bir sonraki örneğin üzerine yapılacak olan konuşmayı da etkileyebilir. Bir tanesi şu, bu anlattığınız örnek kırsal bölgede, hı-hı, ve şanslı bir yer tabii ki. Hem nüfusu az, hem etrafı bahçe. Bir de kesit, yani evden ve önündeki bahçeden geçen bir kesiti görmedikçe aslında içerisi ve dışarısı arasındaki ilişkiyi okumak çok zor. Çizimler çok güzel ama bence bir önemli bir eksiklik bu. Yani onu hiç görmedim çünkü. Doğru. İkincisi, yani Millet'in resim gerçekten çok güzel bir kolaj. Diğer sanatçıyı tanımıyorum ama ben görür görmez Millet dedim kendi kendime. Çok başarılı, kutlarım yani bunun için. Ama kırsal kesimde yalnızlık ve yalıtılmışlık ayrıca konuşmamız gereken bir şey mi, yoksa onun tabiatı gereği zaten öyle mi? Dolayısıyla buradaki kullanımı biçimini tam anlamadım. Yani olumlanan bir şey, olumsuzlanan bir şey mi? Yoksa sadece bir durum olarak mı var? Onu tam çıkaramadım. Yani dolayısıyla kesit, yani çizgiyle ifadede bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bir de bu yalıtılmışlık, zaten var olan yalıtılmışlık meselesinin nasıl şey yapıldığını, nasıl ele alındığını tam anlamıyorum. İki tane şeyim var. Hızlıca hemen bir cevap merak ettiğim nokta var. Evet. Biz, kullanıcı bize şöyle demişti, yani kendisiyle anket yaparken fark ettiğim şey şuydu. Hani
köyde olmaktan mutlu ama bir yandan da belki de yaşı gereği şehre sürekli, hele böyle çok uzun bir süre uzak kalmaktan da sıkılmış gibiydi. Hani belki bir, ne bileyim, Strasbourg'a yakın bir yerde ama banyoda bahçeli bir evi tercih ederdi. Yani o yüzden birazcık ruh halini de yansıtmak için biraz daha karamsar bir resim seçtim. Bir de bir de şunu söylemek lazım. Biz aslında çalışmalarımızda bir yorum yapmıyoruz şimdilik. Neden? Biz aslında var olanı bir şekilde temsil edip ondan sonra konuştuğumuz herkesin herkesten çıkan ürünleri yan yana koyarak bir sonuca varmayı planlıyoruz. Karşılaştırarak. O yüzden belki de önce sizin dediğiniz gibi o son kolajda bir yorum aslında çok yok. Hani var olanı gösteriyor. Onun aslında amacı o. En sonunda hep beraber anlamak. Ay, kolaj çok başarılı zaten. Hani hiçbir şey söylemeseniz benim aklıma bir soru gelmez. Ama yalıtılmışlık ve yalnızlık dediğinizde bence o yorum yapmıyorum deseniz bile bence bu bir yargı ya. Onu nereye koyduğunuzu merak ediyorum. Bence bu zaten yorum değil, tespit. Evet. Bence şöyle yapalım arkadaşlar. Yani biz her türlü eleştirileri alalım. Siz yani bunu siz sonra tartışmalarınızı kendiniz veya tekrar yazarak bile yapabiliriz. Vakti iyi kullanmak adına. Konukları bıktırmadan her şeyi gösterip geri bildirim alabilelim diye. Bu da konuklara da uyarı değil mi? Karışmayın diyorsun. Uslu uslu diye çağırdılar. Hayır, sonra ne yapacaklarsa yaparlar yani. Sizi bir dinlesinler de. Peki, tamam. Murat'ın da bir sözü var galiba. Sonra ben de bir şey söyleyeceğim. Tabii, lütfen. Teşekkür ederim Tansel, sağ ol. Size verdiğin için teşekkür ederim. Nevzat'ın bence önceden başlamış olmasını doğru buluyorum. Çünkü biz belli algı kıstaslarımız üzerinden ilerlersek sunum da ona göre ve daha hedefe kitlenmiş, hedefe yönelik olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi benim de bu meseleyle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var, belki bir kıstas olarak değerlendirebilecek. Öncelikle bu salgın süreciyle ilgili benim aklımda kalan en önemli kavram kendine yetme kavramı. Ve buradan biraz akıllı diye sunulan ve benim çok tehlikeli bulduğum, buna yapay zeka falan gibi şeyler de dahil olmak üzere, akıllı ev, akıllı teknolojiler, akıllı telefon falan gibi şeylere sıçramak istiyorum. Yani benim bu akıllı meselesiyle ilgili çok ciddi sorunlarım var. Çünkü bu akıllı şeyler ne kadar çoğalırsa biz o kadar eblehleşiyoruz ve o kadar tembelleşiyoruz ve o kadar becerilerimizden yoksun kalmaya başlıyoruz. Çünkü bu akıllı şeyler bizim normalde yapabilmeye muktedir olduğumuz şeyleri onlar yapmaya başlıyor ve biz bunları nasıl yaptığımızı bile unutuyoruz. Ben buna genellikle örnek olarak da Wall-E adlı filmde, animasyon filmde kendilerini taşıyan ve üzerinde oturaklar olan bir teknolojik sistem bozulduğunda yürümek zorunda kalan ve yürümeyi beceremeyen Michelin adamı tadında şişko kırmızı kıyafetli adamları örnek veriyorum. Yani yürümeyi bile unutmak gibi ciddi tehlikeler barındırıyor bu akıllı teknolojiler. Bir iki şey, ya iki üç şey daha var. Şimdi bu salgın ve eve kilitlenme üzerinden giderek ev kavramını sorguluyor olmamız güzel bir şey. Ama şöyle bir itirazım var. Yani daha önceki ev iyi miydi de biz şimdi salgın olunca kötüleşti de biz şimdi onun üzerine bir çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yani bence ev zaten kendi, yani şu andaki varoluş biçimiyle çok sorunlu bir varlık bence sunuyordu. Mesela burada sizin söylediklerinizden benim için, yani oradan cımbızla seçtiğim en önemli kelime kullanıcının
gerektiğinden büyük bu ev demesi oldu ve yani gidip elini öpmek isterim o kullanıcının. Çünkü ev artık bir gösteriş nesnesidir. Yani insanlar kendilerine yeten bir evden daha çok yani çeşitli metrekare hesapları üzerinden veya oraya koyacakları mobilyalar üzerinden başkalarına gösteriş olarak evi ortaya çıkarıyorlar. Ve yani mesela bu hani ne bileyim arada işte Netflix'te seyrettiğimiz Grand Design, zaten adı bile Grand zaten. Böyle iki kişinin yaşadığı ondan sonra 500 metrekarelik evler falan pek güzel, tamam hoş ama gerekli mi? Bu kadar para harcamak gerekli mi? 3 milyon pound harcamak gerekli mi? Falan gibi şeyleri hiç sorgulamadan böyle işte ne derler, sihirli İngiliz aksanıyla bir orada sempatik bir abinin lüzumundan fazla büyük bir evi sunmasını izleyip duruyoruz yani. Bir ortada bir gösteri var ve gösteriş var ve biz bunun izleyicileriyiz gibi bir durum var. Şimdi bir de burada önemli olan şeylerden bir tanesi, üzerinde durulması gereken şeyler ki Nevzat buna dikkat çekti. İç ve dış arasındaki ilişkiler, yani mahrem de başka bir şekilde söylersek, mahrem ve kamusal arasındaki ilişkiler, ki balkon biliyorsunuz veya teras gibi şeyler, bu ikisi arasında yer alan yarı mahrem veya yarı kamusal şeyler veya üçte bir mahrem, üçte iki kamusal şeyler olarak algılanabilir. Bir de tabii onun ötesinde mimarinin, yani benim çok üzerinde durduğum, şu an pratisyen bir mimar değilim ama Nevzat'ın da bunun üzerinde çok durduğunu biliyorum. Nesne ile bağlam arasındaki ilişkiler, yani o nesne nasıl bir bağlama oturuyor ve oturduğu bağlamla nasıl bir ilişki kuruyor? Bunlar çok önemli. Yani evde bence özellikle de sizin gösterdiğiniz gibi müstakil sayabileceğimiz bir ev. Sanıyorum burada bağlamıyla kurduğu ilişki hayli önem kazanıyor. Yani benim şu an aklıma gelen ve bu fikirleri, düşünceleri değerlendirirken kullanacağım kıstaslar bunlardan şekilleniyor. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Yok, çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın, ben demin size hani yol muyum diye bir anda şeye atlıyordum öbür öğrencilere. Özür dilerim. Tansel iyi ki beni durdurdu. Tanselcim, seni de dinleyelim ne olur. Önemli bence. Hani öyle bir tema seçmeleri çok çok iyi. İşte bu farklılıklar meselesi. Hepimiz aynı şekilde yaşamıyoruz. Bu bence eğitimde de çok büyük bir şey yaratıyor. Yani sonuçta stüdyo sınıf herkese eşitleyen bir ortam. Halbuki işte uzaktan eğitimde bütün bu farklılıkları çok yormaya, insanları engellemeye falan başlıyor. Onun için onun üstüne gitmek önemli. Ben bir, yani hani bu dönüşümden bahsediyoruz ya, o zaman hep dönüşüm meselesinde şey çok önemli. Bir, belki daha önceki günlük rutinlerini evin içinde göstermek. Ondan sonra da bu salgın sırasındaki rutini göstermek. İşte gerçekten ne kadar değişiyor falan gibi bir şeyi. Yani o zaman belki şeyleri de anlayacağız. Hani keşifleri var mı? Belki işte o, mesela terası daha önce kullanmıyorlardı, sonra kullanmaya başladılar. Bir de belki hepsi üst üste geldiğinde böyle ortak keşifler var mı? Herkesin çok mutfak kullandığını dinliyorum. Bolca yemeği merak sardığını falan. O şeyi, yani o iki daha önceki haliyle şimdiki halini karşılaştırmak daha anlatıcı olabilir gibi geliyor. Sizin zaten bir karşılaştırmanız var ama yani önceki durumları ve şimdiki durumları arasındaki farkı görmek de çok anlatıcı olabilir. O zaman anlarız evin hallerini. Yani. Bu arada herkese şeyi tavsiye edeyim. Belki zaten onu bilerek mi seçtiniz? Behçet Necatigil'in çok güzel bir şiiri var böyle, Evin Halleri diye. Tabii ki bilerek seçtikten sonra. Yaşa, yaşa. Evet. O çünkü çok iyi anlatıyor. Murat da çok sorunlu dedi. Ev her zaman, yani Necatigil şeyin, ev her zaman sorunlu ve ev her zaman vaatkar bir şey bir yandan da. Hani ikisi bir arada. İçerideyken dışarıyı, dışarıdayken içeriye özlüyoruz falan gibi bir şey. Teşekkür ederim. Ufuk, bunu şey için başlarken de söylemiştim. Diğer anlatıları biraz yönlendirebilmek için yaptık. Her projede böyle konuşmayacağız. Tabii tabii. Yok, başa yani çıkamayız. İşte ama çok güzel bir sunum.
Yerini çok güzel bir sonuç olduğunu söylemeliyim ya. Ben kendi adıma çok memnunum gördüğüm şeyden. Evet. Çok sevindim. Yani biz bayılırız da sizi şey yapacağız diye fazla tutmamak için. Yoksa tamam. Yani siz evet, fazla tutmayın. Tamam, peki. Peki. Evet. Mert. Nerede sıra Pınar? Merhabalar. Bazı dönüm noktalarında bizimle beraber ev kavramı da değişiyor ve farklılaşıyor. Pandemi pardon, de çok özür dilerim Pınar. Ekran yok Mert. Çizim yok. Ben çizim. Pınar'ı seyrediyoruz. Abi bir dakika. Ben paylaşıyorum şu an ama açıp kapayım hemen. Hemen açıp kapıyorum. Tekrardan açıyorum. Açamadım, pardon. Ben görüyorum. Evet. Geldi mi şu an? Evet. Evet geldi. Evet görünüyor. Tamam. Bunlar bize Nevşehir'den katılıyor yarışmamıza. Evet. Bazı dönüm noktalarında bizimle beraber aslında ev kavramına olan yaklaşımımız da değişiyor. Pandemi de aslında bir dönüm noktası yarattı. Bizi tekrar eve yakınlaştırdı. Korunma arzusundan dolayı evde kalmak bir neden olmuşken bir noktada bu zorunluluk haline geldi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 65 yaş üstü bireyler ve 20 yaş altı bireyler için bu bir zorunluluk haline geldi ve aralarında bu jenerasyon farkının da olmasıyla birlikte bir tension olmuştu. Bu da evi kullanım şekillerini de etkiledi. Ve ben bunun üzerine bir inceleme yapmak istedim. Ben Nevşehir'de yaşıyorum şu anda ve etrafımdaki çevre çok daha fazla kültürüne bağlı bir bölge. Yaşlı birey çok daha el üstünde tutulan bir bölge. O yüzden genç bireylerin yaşlı bireye olan yaklaşımları da biraz daha kente göre farklı. Çok daha el üstünde tutuluyor. Çok daha fazla ilgileniliyor. Fakat yaş farkının bir dezavantajı şu oluyor. Kültür farklılıkları ve çalışmalar çok fazla oluyor. Bu noktada da bu Uçhisar'da, daha kırsal bir yerde incelediğim bir ev. Kendine ait büyük bir bahçesi var. Bir babaanneyle bir torun yaşıyor bu evde. İki kişi yaşıyorlar. Ve genel konuyu olan bakış açısını inceleyen bir video var. Onu izleyelim, devam edeyim. Şu aşağıdaki GIF'e gelebilir miyiz? Videoya, indirdiğim videoyu. Videoyu tam açıyorum şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Ekrana vereceğim. Bir dakika. Anca oluyor. Teşekkür ederim. Pınar, bir araya gireceğim. Sen aslında bu pandemi döneminde, bu pandemi nedeniyle aslında bir arada yaşamayan iki birinci ve üçüncü jenerasyonun tekrar bir arada yaşamasından doğan gerilim, değil mi anlattığın? Evet hocam. Bu şekilde. Peki. Bu da burada da tam olarak konumlanmalarını yaşlı ve genç bireyin daha çok en çok vakit geçirdikleri alanların nasıl konumlandığı ile ilgili bir çalışmaydı. Şunu fark ettim ben ilk yaptığım çalışmada. Genç birey çok daha fazla içine kapalı, çok daha karanlık ve çok daha
sosyal medyayla ilişkilenmeye başlıyor ama yaşlı bireyde çok daha fazla dışarıya, dış ortama, aydınlığa doğru bir geçiş var. Ya genç birey burada odadan dışarı çıkmamayı tercih ederken yaşlı birey evin kuşluk denen, eskiden kuşların beslendiği küçük derme çatma bir yeri yaşam alanı haline getiriyor. Ve gününün çoğunu burada geçirir hale geliyor. Genç birey burada yaşlı bireyin ihtiyaçlarını karşılıyor. Fakat hiçbir şekilde ortak kullanım alanı diye bir durum yok. Mutfak dahi böyle sırayla kullanılır halde. Genel anlamda bu çıkarımları yapabildim bu incelediğim evde. Onun dışında şeyleri daha aşağı kaydırıp kesitleri daha detaylı inceleyebiliriz. Çok daha bahçeyle ilişkilenen tamamen cam kaplı bir alan burası. Aşağıda da aşağıya kayabiliriz. Burada da daha çok genç bireyin kullandığı alan. Yeme biçimleri bile farklı. Daha yani dışarı çıkamadığı halde fast food'la beslenen bir durum var. Tamamen yemek konusunda bile şeyleri yok. Bir paylaşımları yok. Yani çok tezatlar. Ama birbirlerinin ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamaya çalışıyorlar ev içerisinde. Böyle bir çıkarımım var. Tamam değil mi Pınar'cığım? Evet. Teşekkürler. Bir şey söylemek ister misiniz yoksa geçip sonunda da yani? Ben aslında aynı şeyi söyleyeceğim. Yani ikisinin de ayrı ayrı nasıldır rutinleri. Çünkü daha önce sadece de evin içinde geçmiyordu ya işte hani dışarı çıkıyorlar sonra belki işte evde sadece uyuyor bir tanesi falan. Hani onların nasıl değiştiğini görmek, onların nasıl etkilediğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Belki yaşlı olan zaten daha çok evdeydi. Ama ikinci bir kişi gelince kendini belki daha dışarı atmaya başladı falan. Hani yalnızlığa alışık olmak şey çünkü önemli bir şey. Onun için o iki senaryoyu birlikte görebilsek daha anlatıcı olur. Ben de çok kısa bir not düşmek isterim. Benim demin anlatmaya çalıştığım bu hani kendine yetme meselesinin bu çok güzel saptamalar tabii. Bu son ya gençlerin yaşama biçimiyle yaşını almış insanların yaşama biçimleri arasında hakikaten ciddi bir fark var. Ve bu yetme üzerinden bakarsak genç tüm hizmetlerini neredeyse başkasından alıyor. Halbuki yaşını almış insan daha kendine yetmeyi bilen, gereğinde kendi yemeğini pişirebilen ve evin içinde bir odada sıkışık kapalı kalmaktansa dış mekanla ilişki kurmayı arzulayan ve dolayısıyla ve o ilişkiyi de kurarsa başkalarıyla ilişkiye geçmesini bilen bir birey. Başkalarıyla ilişkiye geçmeyi bilmek de ayrı bir beceri çünkü. Onun da bilinmesi gerekiyor. Ve ben genç nesilde başkalarıyla ilişkiye geçmede çok ciddi sorunlar görüyorum. Yani ne doğrudur, hitap biliniyor, ne böyle hani cümleler aksayabiliyor, bambaşka bir dil konuşuluyor falan filan gibi. Yani biraz dede gibi konuşmaya başladım ama. Yani bu bence çok çok güzel bir saptamalar var burada. Çizimler de pek güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim sana. Geçelim mi? Devam ediyorum o zaman. Evet. Sıra Defne'de. Defne? Evet, anlatıyorum, başlayalım. Hazır mısın? Evet. Öncelikle benim şu an diyalog kurduğum kullanıcı Kocaeli'nde yaşıyor. 3 kişi kalıyorlar evlerinde. Ve evleri ve müstakil evlerin bulunduğu bir sitede yaşıyorlar. Açıkçası ben de diğer kullanıcılar gibi onu ilk birkaç imajda göstermeye çalıştım. Sen onu gösterme resimleri ve bu evin planlarını falan. Bana niye gelmiyor senin değil mi? Bir
Görebiliyor musunuz hocam? Bana biraz geç geliyor evet. Sanıyorum sizden. Görüyoruz şu anda. Defne. Burada bir çoklu site plan kolajı görüyoruz. Ahmetlerinkinde de benzer bir şey görmüştük. Böyle uzaktan yakına doğru nerede olduğumuzu anlamaya çalıştığımız ve en sonunda daha kamusal alanı göstermeye çalıştığım bir kolaj. Hiç daha aşağı inebilirsin istersen. Yani şeyden bahsedecek misin? Bu nasıl bir doku içinde? Yani bu ev tek başına mı? Yoksa bir sitenin parçası mı? Dış mekan kullanımları? Yani o senin üstteki gösterimde onunla ilgili bilgi vardı galiba. Hem orada da var hem de en altta ben sosyalleşmeyle biraz ilgilendiğim için onu gösterdiğim bir şey daha yapmıştım. Orada birazcık daha bahsederim demiştim ondan ama bahsedeyim. Peki. Peki. Sen bilirsin. Planın böyle bir GIF olarak hazırladım. Burada da yapılan eylemlerin ve onların birazcık böyle kesişimlerini göstermeyi hedefledim aslında. Farklı farklı yani çünkü pandemiden önce bu kadar farklı mekanlarda bence bu kadar uzun süre bulunmuyorduk ve işte yattığımız yerle çalıştığımız yer daha fazla kesişmeye, işte hobimizle çalıştığımız yer birazcık daha kesişmeye dışarı çıkamadığımız için vesaire başladı. Birazcık onları göstermek istedim. Bunun bir altındaki kolaja inebilir misin? Burada da aslında benim kullanıcılarımın evlerinde çok fazla böyle bir radikal değişikliğe gitmediler genelde. O yüzden ben burada kendim biraz yorumladım açıkçası şey olarak. En çok kullandığı iki mekana dair fotoğraflar istemiştik. Onlar da bir çalışma odasına çevirdiği bir odaydı. Diğeri de bahçesiydi. Ben kendimce şöyle bir yorum getirdim onlara. Bu çalışma odası olan yer artık onun ofisi olmaya başladı. Orası artık bir oda değil, bir ofis alanı. Ofiste olacak şeyler varmış gibi bir kolaj yaptım diye bahçeyi de böyle kendi fidan vesaire dikmişti. Sadece bir bahçe değil de böyle artık sera ekipmanlarının falan olduğu, belki sera mimarisini falan gördüğümüz ya da görmeyi hayal edeceğimiz bir yere dönüşebilir falan gibisinden kendimce bir yorum yaptım. Bu aslında birazcık onu anlatıyor. Bir alttaki kolajda benim bireysel olarak ilgilenmek istediğim şeyi anlatıyor açıkçası. Şeyle çok ilgilendim ben başlarda bu workshop'ın başında. Böyle aslında bir noktada çok izole oldu kullanıcılar. Fakat bir internetle işte bu İtalya'da vesaire şarkı söyleyen müzisyenlerle balkonlarda vesaire böyle bir sosyalleşme çabası vardı herkeste. O sosyalleşmenin nasıl böyle bir ideal bir şeye oturtulabileceğini böyle düşünmek ev yapısına. Yani bir müzisyenin nasıl bir evi olsaydı kendi kullanıcı profilinde tek başına evde kaldığında toplumla nasıl iletişime geçebiliyor olurduyu birazcık araştırmak istiyorum aslında. Burada da biraz onun böyle araştırma başlangıçlarını kendi kullanıcımda göstermek istedim. Dediğim gibi bu müstakil bir ev ama bir sitede oturuyor ve sitenin kendi toplumsal alanları var aslında, sokaklar veya bir havuz alanıyla birlikte. Benim arkadaşım yürüyüş vesaire yaparken orada komşularıyla karşılaşıp kendi bahçesinden komşularını görüp aslında onlarla o şekilde sosyalleşmiş oldu 3-4 ay boyunca. Onu göstermek istedim biraz. Genel olarak bu şekilde benim yaptıklarım. Tamam. Çok hızlı konuştum. Evet. Yani evin dışındaki toplumsal yani alanın şeysi, rolü biraz öyle mi diyelim? Evet. Pardon. Çok kısa bir şey söyleyebilirsem, uzatmayacağım. Nevzat sen söyle istersen, ben sonra girebilirim. Ya şunu söylemek önemli gibi geliyor bana. Bu denli tarafsız kalmamalısınız. Mesela bu evin sizce nasıl bir yer olduğunu bence söyleyeyim. Çünkü bağlam dediğimiz şey çok önemli. Bir sitenin içerisinde bir postmodern pastişle yapılmış bir, yani gördüğünüz şeyi yani bu yorum değil, tespit. Yorumlamaktan kaçınıyorsanız eğer, ama bu ev için hiçbir şey söylemezseniz olmaz. Yani çünkü bunun dışarısının olması o evi kurtarmaz. Başka bir arıza var orada. Bir de içeriye dair sadece plana baktığınız zaman bile korkunç bir şey yani.
acemi çaylak bir şey, öyle tuvalet olmaz, öyle salon olmaz, öyle mutfak olmaz. Yani bu biraz böyle, biraz önce Tansel hatırlatıyordu ya, neydi ve neyi fark ettiler? Bu ikisi arasındaki gerilimi bulmazsanız bence gördüğünüz her şeyi olağan zannedebilirsiniz. Bence bu çok büyük bir eksiklik olur. Mutlaka, mesela biraz önce Nevşehir örneği vardı. Yani hadi 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyor olabiliriz Nevşehir'in nasıl olduğunu. Ama ya o ev içinde yani bir şey daha söylemeniz gerekiyormuş gibi geliyor bana. Değil mi? Mesela şu, yani bu evin planına bakınca bile Allah'ım burası neresi? Yani üst katta bütün kapıların açıldığı kıytırık bir koridor, banyonun hali falan, her şey bir tuhaf yani burada. Çünkü evi uzun süre kullandığımız zaman aslında bunları fark ediyoruz. Ama bizim ayrıcalığımız başka insanlardan, mimar olduğumuz için bu evlerin aslında nasıl olmaları gerektiğine dair bir öngörümüzün olması gerektiği. Var mıdır yok mudur onu bilmiyorum ama olması gerektiği. Ondan sakınmayın lütfen. O kadar tarafsız olmamalısınız. Yani saray yavrusu gibi yapılmış hafif karikatür bir takım evlerin yan yana gelmesinden oluşan şey bir yaşama bölgesi olabiliyor mu, olamıyor mu? Ta oralara kadar bir iki şey duymak isterim ben doğrusu. Yani o kadar kendinizi çekmeyin. O zaman gördüğümüz her şey olağanlaşır. Halbuki olağanüstü bir şeyden konuşuyoruz. Ve yine Tansel'in uyarısına geliyorum. Yani neydi ki biz neyi fark ettik ve o fark ettiğimiz şey bizim nasıl bir zihin açıklığımızın şeyi oldu, nedeni oldu. Yani bundan sakınmayın ne olur. Ben bunu talep ediyorum yani. Bir de belki Arendt'in söylediği bir şey var. Ben hep çok önemserdim ve çok da hani kullanırdım. Bu kamusal alan, özel alan meselesi. Hani hep şey gibi görünüyor ya, şeyde modern dünyada kamusal alan çözülüyor ve işte özel alanlar daha şey yapıyor, önemseniyor ve hayatın daha çok geçtiği yerler olmaya başlıyor falan gibi bir şey. Arendt halbuki şeyin altını çiziyor. Ben bu şeyde pandemide onu anladım. Kamusal alanın olmadığı yerde aslında özel alan da yok. Evet. Yani ve dolayısıyla aslında ancak ikisi birbirini var ediyor. Yani birinin çözüldüğü bir yerde diğerinin daha şey olduğu, hani serpildiğinden falan bahsetmek mümkün değil diyor. Hakikaten öyle oldu değil mi? Yani evimiz olmaktan çıktı bir kere. İşgal altındaydı ev. Hala da belki biraz öyle. Bütün o deneyimleri de belki, deneyimleri herkesin farklı şekilde nasıl yaşadığını falan görmek önemli olabilir. Yani işte hani çocuklar için sınıf olmaya başladı. Hani tamam okuldasın ama eğer hani çok yoruluyorsan eve gelip gevşiyorsun falan. Şimdi halbuki sürekli aynı yerde olmak biraz boğucu oluyor. Ya da işte kadınlar için çok çok daha zor oldu. Çünkü hani hem işi götürmek durumunda kaldılar, hem evin sürekliliği falan. Biraz belki ikinci olarak da bu kamusal alan ve özel alan meselesini, hani tamam Arendt bize söylemişti, çok da hoşumuza gitmişti çünkü çok havalı söylemişti. Ama şu an onu böyle kemiklerimize kadar hissettik. O zaman hani biz onu nasıl dillendiriyoruz, ben merak ediyorum. Yani ben çok evde kalmayı çok seven biriyim. Hiç öyle hissetmedim. Çünkü dediğim gibi hani ev bizim kalemiz falan, ama ev evliliğini yitirmiş oldu yani biraz. Teşekkür ederiz. Ben de bir şey konusunda dikkat çekmek istiyorum. Şöyle, şimdi bu özel bir durum, acil bir durum, bir işte emergency durumu falan filan. Şimdi bu burada mesela evin hangi bölümü, hangi şekillerde, hangi sıklıkta, hangi büyüklükte bir mekan olarak dezenfeksiyon işlemleri için kullanıldı? Mesela bence önemli bir boyuttu. Çünkü yıllarımızla veya giysilerimizle eve virüsü taşıma ihtimalinden bahsedildiği için veya dışarıdan gelen kargoya bir kargoyu alıp işte balkona veya havalanacak bir yere koymak ve orada
onun virüslerden arınmasını sağlamak, en az 3-4 saat bekletmek, mümkünse ertesi sabaha kadar bekletmek. Bazen ben daha fazla bekletiyordum, bozulma ihtimali olmayan şeyler için. Ve o mesela evdeki hayatımda benim yeni bir boyuttu. Ben zaten evde vakit geçirmeyi çok seven evcil de bir adamım. Öyle çalışmaktayız, zorluk çekmem, kafelere gitmem çalışmak için. Evde 10 saat rahatlıkla çalışabilirim hiç gocunmadan. Dolayısıyla bana bu hani şahsen bu eve kilitlenme hali hiçbir sorun çıkarmadı gocunmadan. Hayatıma devam ettim ama mesela bu benim için farklı bir şeydi. Yeni bir rutin girdi hayatıma. Şimdi bunu da geleneğe bağlarsak buradan da hani benim şimdiye kadar ekstrem soğuk Svalbard adası ve Finlandiya dışında hiçbir yerde görmediğim ayakkabı çıkarma adetine de buradan bağlayıp, yani bizim ülkemizde çeşitli adetler var. Bazısı uyguluyor, bazısı uygulamıyor. Bazısı kapının dışında bırakıyor ayakkabıları. Biz mesela ayakkabı çıkarmayı seviyoruz ama kapı dışında bırakmayı sevmiyoruz. Bizim evin hemen içerisinde holde, giriş holünün hemen yanında bir ikincil paspas var. Bizim ayakkabılarımız orada durur genellikle. Ve biz belki ayakkabıları balkona götürüp sonra bir gün bekletip belki geri getirmek dışında bu adeti çok değiştirmedik. Ya da ben buradan şeye bağlamak istiyorum. Kolonya'yı biz her zaman bir adet olarak aldık, bir hoşluk olarak aldık falan ama biz aslında şimdi ayıyorum ben bu duruma. Biz eve gelen konuklarımızı dezenfekte ediyormuşuz yani. Evet. Ellerine kolonya dökerek. Yani bu bunlar mesela bu tür böyle, ben tabii ki gelenekselleşelim, işte Türk evindeki hayat tarzında kamusal alanlar yaratalım, ondan sonra da işte bütün üç kuşak aynı yerde yaşasın, içli dışlı olsun, doğru dürüst sevikleme bile falan, yani böyle bunları kastetmiyorum ama sonuç itibariyle hani bu adetlerin de mimarlık veya diğer bütün kreatif aktivite içerisinde çok önemli yerleri var. Yani ince belli bardağın tasarımının yeniden elden geçirilmesinden tutun, işte tabure, mabure bilmem ne falan gibi. Yani hani o anlamda böyle biraz geleneğe dokunan veya özellikle bu salgın sırasındaki meseleye dokunan saptama çok fazla görmedim. Görebilmek isterdim. Tamam. Aslında o kolonya adeti de büyük bir ihtimalle 19. yüzyılda çıkmış olabilir diye düşünüyorum ben. Hani bu kentleşme ve salgınların çıkmasıyla, hani İstanbul'un üstüne de daha fazla yük olunca herhalde o adet de büyük bir ihtimalle o zaman çıktı. Çünkü o sterilizasyon falan orada da önemli olmaya başladı. Evet. Peki. Mert'cim geç ver. Lütfen. Kimdi? Tamamdır. Sıradaki Ege. Hazır mısın Ege? Hazırım. Sesim geliyor mu benim? Evet. Geliyor. Evet. Merhabalar herkese. Ben de bu projeye başlarken aslında evimizin nasıl değiştiğini ve kullanıcıların nasıl bir eve yeni anlam kazandırdıklarını araştırmak istedim. Çünkü evle çok sık vakit geçirdiler ve farklı bir bağlam, yani farklı bir bağ kurmak zorunda kaldılar aslında. Gelecekteki ev kavramını aslında tasarlamayı nasıl birazcık daha kendi bakış açıma göre aktarmaya çalıştım. Şimdi aşağı biraz indiğimizde benim ilk kullanıcım Neslihan Akıncı, İstanbul'da oturuyor. Tek kişi yaşıyor ve 150 metrekarelik, aslında İstanbul şartlarına göre büyük bir evde yaşıyor diyebiliriz. Site içerisinde yaşıyor ve sağda böyle küçük bir sitenin skecini de göstermeye çalıştım. Aşağı indiğimizde site plan'de görüldüğü gibi aslında evinin en önemli şeye kıstası onun için Halici ve işte nispeten daha böyle ormana, doğaya bakması onun için en büyük şeydi, ayrıcalığıydı. Biraz daha aşağı inelim. Yani aslında evi 3+1 ve büyük bir ev ama baktığımızda ve benim hani konuştuğumda
Sadece iki mekanda geçirmiş bütün pandemi sürecini. Biraz daha aşağıya inersek orada daha net gözüküyor çizimlerimde. Kapalı teras ve salon. Yemesini, içmesini, sporunu, dinlenmesini, her şeyini aslında bu iki mekanda yapıyor. Ve diğer mekanlar onun için aslında hani yok gibi bir şey. Yani sadece tuvalete ve uyumak için, yatağına ve tuvalet için banyoyu kullanıyor. Onun haricinde hiçbir yeri kullanmıyor benim kullanıcım. Biraz daha aşağı inersek. Kullanıcımın dediğim gibi en büyük şeyi aslında dışarıya baktığındaki manzarası. Aslında evinin o kadar büyük olması ona ferahlık vermiyor. Aslında ona bu manzara ferahlık veriyor. Yani aslında sırf bir oda, bir salon, bir evi olup böyle açıklıklı bir yere baksa demek ki ona yeter gibi bir algıya kapıldım. Biraz daha aşağı inelim lütfen. Ve böyle bir kolaj yaptım. Biz sorularımızda şey veriyorduk, kullanıcılarımıza 30 tane görsel verip 10 tanesini seçtiriyorduk idealindeki ev için. İdealindeki ev ve mevcut evini böyle mix edip bir şekilde hayalindeki, yani gelecekteki hayal edebileceği bir ev nasıl olabilir diye bir kolaj yaptım. Biraz daha aşağı inebiliriz. Ve en sonunda aslında ben bir ütopya, yani aslında var olmayan, gerçekçi de değil ama böyle hayal dünyasında onun idealini yaratmaya, kendi bakış açımla onu keşfetmeye çalışıyordum. Bu da şey işte bir örneği. Biraz daha aşağıda da bunun gifi var. Hep böyle karikatürize edilmiş görsellerle röportaj yaptığım kullanıcıların kendi bakışıma göre nasıl bir şey hayal ettiklerinin peşindeyim aslında bu süreçte. Nelerin eksik, nelerin fazla olup onların tamamen ihtiyaçlarına göre belirlenmiş böyle şey karikatür gibi denemeler yapacağım. Bu kadar. Peki. Yani idealindeki, daha doğrusu tercih edebileceği ev ve yaşantısının daha uzun vadede nasıl olacağı ile ilgili bir yaklaşım yapmak. Evet, bir de aslında hani sadece evi tamamen baştan yaratmak da olmayabilir. Mesela mevcut evine öyle bir şey gelir ki monte edilir ya da bir şekilde entegre edip öyle şeyler de hani düşünüyorum. Sadece tamamen böyle hava evler ya da şeyler olmak zorunda da değil. Bu sadece örnek. Kullanıcı bana bunu çağrıştırdı ve bunu denemek istedim. Ama hani böyle eve monte edilebilen işte daha böyle yine fütüristik şeyler de denemelerim arasına girecektir diye düşünüyorum. Peki. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa bir yorum olarak. Yani kullanıcılardan gelen eve dair yorumlarda evdeki yapıyı çok böyle irdeleyen veya onu kurcalayan yorumlar gelmiyor gibi. Yani acaba biraz onları oraya itmeli miydi? Yani kastım şu, mesela herkese ama herkese, yani bütün ev sahibi veya evde yaşayan kiracı olan insanlara hani vazgeçemeyeceğiniz beş şey nedir? Bir de olmasa da olur beş şey nedir gibi sorular sorup acaba ihtiyaç aciliyetleri üzerinden bir istatistik bilgiye erişmek, şey duvarlarla çevrili, dışarıyla kontağı yok ve bu hani kapalı izole alanda kendi habitatlarını oluşturmuşlar. Oldukça bitki severler. Burada da bu oluşturdukları kendi ev ortamlarını yansıtmak istedim. Aşağı inelim. Bu da Tuna'nın ideal evi'den yola çıkarak oluşturduğum kolaj. Şu anki mevcut evine bir kontrast olarak
fazlasıyla pencereye sahip. Yani bu arada oluşturduğum bu mekan da tabii pozitif bir mekan değil. Daha çok mekan fragmanlarından oluşan hafif sürreal denebilecek daha algısal bir şey. Geniş pencereler, açıklık, doğayla bütünleşme. Bunları burada gösterdim. İnebilirsen Mert. Kişisel yaklaşımım da daha önceden söylediğim gibi bu hareketler dizilimi ve yani tabii bunu sağlayan mekan ve insanın kendi psikolojisi, karakteri, kişiliği, kendi o olabilitesini araştırmak, bunun üstüne gitmek istedim. Bu sebeple Tuna'ya bu süreçte onun nasıl etkilendiğini sordum. Yani karakterinde yeni bir değişim oldu mu? Hani daha önceden fark etmediği, sonradan fark ettiği herhangi bir şey oldu mu diye sordum ve bana şey dedi. Bu süreçte kendiyle barıştığından bahsetti ve aynı zamanda başka insanlarla iletişim kurduğunda da onlara karşı daha ön yargısız, daha açık davranabilmiş. Bunu gördüğünden bahsetti. Ben de bunu hani bu ne demek önce onu düşündüm. Şöyle normal şartlarda tabii gündelik yaşamda hepimiz oradan oraya koşuyoruz ve sürekli bir meşguliyet ağı içindeyiz. Ve tabii hareket içindeyiz. Fakat pandemi süreciyle beraber hepimiz bir izolasyona giriyoruz ve tabii yani bu dışarıdan gelen şeyler evet eve bir miktar adapte olsa da sonuçta o hareket eksik kalıyor. Ve bir noktadan sonra Tuna için kendine daha fazla vakit kalmış. Boş vakit olarak ve bu süreçte de belki daha önce kendiyle ilgili sorgulamadığı şeyleri sorgulama şansı yakalamış. Kendi üstüne eğilme şansı yakalamış. Bunu da mekansal olarak şöyle ifade etmek istedim. Yani bu bir temsil. Hatta daha çok şey, böyle bir simülasyon gibi. Yani bunu şey yapmak isterdim. Daha canlı boyutlarıyla böyle bir mekan oluşturmak isterdim. Çünkü mekan deneyimlenmesi de oldukça ilginç olurdu. Tavan, zemin ve duvarların hepsinin aynadan olduğu fakat mobilyaların mobilya olarak kaldığı bir mekan. Tabii bu her yer aynı olunca orada olan kişi kendinin bir sürü farklı açıdan bir sürü sayıda yansımasını görüyor. Bu sayede de hem yani kendi farklı taraflarını, kendi farklı biçimlerini gözlemlemiş oluyor, keşfetmiş oluyor. Kendini daha yakından tanımış oluyor. Kendini daha yakından tanıdıkça da sonuçta hepimiz insan olduğumuz için başka insanlara karşı da yaklaşımları kendinden yola çıkarak gelişmiş, bakış açısı da genişlemiş oluyor. Bu sebepten zaten refleksiyon hem yansıma demek hem de derin düşünce demek oluyor. Bu ikisini böyle kombinlemek istedim. Böyle yansıdım. Evet, teşekkürler. Ufuk Hoca düşüp duruyor internet sıkıntısından dolayı. Hocam, yorumlarınızı... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şöyle şimdi söylemek istediğim aslında bu... Kusura bakmayın, hiç olmayacak şey değil mi? Devam edeyim mi? Edin isterseniz. Buyurun, tamam. Şöyle şimdi bir evle ya yani eskiyle yeni de arasında demeyeyim de yani şöyle hani benim en azından yaşadığım evler yani ben bir memur ailesinin evinde büyüdüm. Ve o evlerde hep yani şimdiki evlere göre gözlediğim bir şey var. Daha kümülatif bir estetiğe ve birikime sahipti. Yani böyle bir seferde devasa bir yatırım yapıp
bütün ev aynı elden çıkmış şekilde şekillenmezdi. Yani bütçe yavaş yavaş ayrılırdı. Bazen evin mutfağı yapılırdı, bazen başka bir odası yapılırdı, bazen bütün eve bir boya çekilirdi, bilmem ne falan. Yani dolayısıyla da o anlamda bir kümülatif ve zaman içinde gelişen bir yapı ve birikim söz konusuydu. Aslına bakarsanız bu bizim çok sevdiğimiz İtalya'daki veya İspanya'daki veya Yunanistan'daki veya bizim ülkedeki çeşitli alçak katlı, çok güzel avluları olan, hatta işte Topkapı'nın sarayının gelişimi bile öyledir. Yani gerektiği zaman bir yeni ek yapmak, baştan böyle devasa bir şey yapmamak, hep gerektiği kadar ona eklemek veya gerekiyorsa hatta çıkarmak falan gibi şeyler vardı. Yani dolayısıyla dinamik bir estetik vardı ve çoğulcu bir estetik vardı. Şimdi rezidans evlerinde, yani şükürler olsun ki bir rezidansta yaşamıyorum ama rezidans evlerinde yaşayan arkadaşlarım var. Onların evlerine gittiğim zaman gözlediğim bir şey var. Böyle tepeden inme bir seferde de o eve monte edilmiş ve göya işte çeşitli, yani böyle bir minimalist hesapta falan böyle bir tasarımlar falan hakim. Ve insanlar bu tasarımların üzerine eklemeler yapmaya korkuyorlar gibi. Yani o derece böyle bir hani kullanıcısıyla bir türlü tam anlamda barışamayan bir ev içi estetiği var. Ve o yüzden de evler daha çok birbirlerine benziyorlar gibi bir his içerisindeyim. Şimdi Deniz'in tasarımına gelince, Deniz'in tasarımı aslında şimdiye kadar çıkan en radikal çözüm. Ve yani bir yandan da hani bütün bu saptamalar çerçevesinde, yani ben böyle hakikaten ne bileyim bir çeşit şoke eden bir çözüm bu. Ve o anlamda hakikaten başarılı buluyorum. Çünkü yani bir saptama var ve ona da bayağı ciddi böyle bir üzerine konuşulabilecek bir çözüm getirilmiş. Burada benim biraz önce söylediğim şey iyice de artmış vaziyette oluyor. Şimdi burada o kadar her şey birbirine yansıyor ve bu duvarların veya yerin veya tavanın üzerine bir şeyler eklemekten iyice çekinir hale gelebilirsiniz. Yani burası sanki aynen böyle kalır ve 10 sene burası hiç üzerine bir şey eklenmeden devam edebilir gibi böyle bir his edindim. Onu da o yüzden bağlayayım dedim. Ama ben şeyin çözümünün radikalliğini heyecan verici buluyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, ben gittim geldim, gittim geldim hiç olmayacak bir şekilde. Şu anda herhalde herkese sesim geliyor değil mi? Deniz geliyor. Şu şeyi kaçırdım, o kolajında gösterdin herhalde sen. Son şeydi bu değil mi? Evet. Hı. Peki. Yani bu reflection ilgisini, yani bir yandan şimdi hani buna da bakınca iyice yansın mı acaba içimize dönmemizi yardımcı olan bir şey mi? Yoksa böyle daha çok imgeleri büyülenip hipnotize olup içimizi unutturan bir şey mi? Onu merak ediyorum ben. Yani narsistik mesele de hani şey mitolojideki şey öyle ya, kendi imgesine aşık oluyor ve onun için de aslında yani bir türlü o içine dönme meselesi olmuyor. Hep bu başkalarının nasıl göründüğüyle falan, hep dışarıdan kendisini görüyor falan, öyle bir şey. Onun için belki o bir sorgulanabilir gibi geliyor. Yani zaten hani modern insanın, genelde Senet'in söylediği şey, modern insan hep biraz narsistik. Ama bu böyle sürekli insanın yansımalarıyla çevrili olması, acaba iyice artık ya, hipnotize olması ve kendi imgesinden başka hiçbir şeyle ilgilenememesi anlamına gelebilir mi diye sorarım. Kısa bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bu o aynalarla çevrili olması mekansal bir çözümden çok aslında evin Tuna için, yani bu konuştuğum arkadaşım için nasıl bir işlev gördüğünü temsil etmesi bakımından hani ayna kullanmayı düşündüm, uygun gördüm. Ama anlıyorum şey eleştirmenizi. Yani bu hani bir mekandan çok hani bir şeyin temsili, nasıl iş gördüğünün, evin
evin Tuna'da nasıl bir etki bıraktığının bu süreçte görselleştirilmesi gibi diyeyim. Evet, izolasyonun belki biraz öyle bir etkisi de oluyor değil mi? Yani insanın gerçeklik hissini kuran şey aslında farklı kişileri görmesi ve farklı kişiler tarafından görülmesi. Ama böyle çok yalnız kaldığında belki gerçekten işte o kendi imgen, hani o yansımalar falan bir tür dematerialization olup acaba iyice mi gerçeklikle ilişkisini koparıyor insanın? Evet. Yani o acaba durumun temsili mi diye de düşünülebilir gerçekten. Hoca yine gitti herhalde. Yok, Ufuk burada. Takılıyorsunuz arada da Ufuk hocam. Devam edelim mi? Okey. Hazal. Evet. Hazal. Sesim geliyor mu? Geliyor. Şu an gitti. Ben genel yaklaşımı sunumla birlikte anlatayım. Mert'cim. Tamam. Buyur. Önce fotoğraflarla başlayayım. Ben İspanya'da yaşayan bir çift arkadaşımı analiz ettim. Onlar 2+1 evde yaşıyorlar ama çift oldukları için bir odayı kullanıyorlar. Diğer oda kullanılmış, misafir odası. Bu pandemi süresince de hem bir şirkette çalıştıkları için home office gibi hem de kendi işlerini yaptıkları için salonu biraz fotoğraf çekim atölyesi gibi bir şeye çevirdiler. Aynı zamanda yemek yedikleri yerde salonları. Oturdukları bölgede bir tık aşağı inebilir miyiz? Oturdukları bölgede İspanya'da Gracia diye bir bölge. İspanya yani hepimizin de bildiği gibi grid sistemi üzerine kurulu bir şehir planlaması var ama buna karşılık caddeler bir yani ben de orada yaşadım 1,5 yıl ve grid olmasına rağmen hani bizim dışarıdan gördüğümüzün dışında sokaklar birbirine çok yakın olduğu için cepheler birbirine çok yakın. Dolayısıyla İspanya gibi bir yerde gün ışığı çok büyük bir alternatifken cephe çok yakın olduğu için çoğu yerde gün ışığı kapatılıyor. Yani en üst katlarda daha rahat görülebiliyor. Burası da aynı bu şekilde gün ışığını bir tık daha azalan ama 3 cephesi açık olan bir bölge. Biraz daha aşağı inebilir miyiz? Benim kendi yaklaşımımda da burada işte üst bölümde misafir odası var. Daha sonra sol alt kısımda kendi ebeveyn odaları ve salonları var. Ama burada İspanya'daki evlerde mesela ev kiralarken 2+1 gibi bir şey yok. 2+ mutfak gibi bir şey var. Çünkü bence de yani yanlış bir yaklaşım olarak salonu ayırmak yerine onlar da salonu bir oda gibi kapsayıp mutfağı ayırıyorlar. Çünkü aslında biz kendi kullanıcı olarak mimarlar dışında kullanıcı olarak eve girdiğimizde salonun yerini de kendimiz belirlememiz gerekiyor. Benim pandemi süresince en çok dikkat ettiğim nokta da artık zaten evin içinde salon, mutfak, işte yatak odası gibi ayrım kalmayıp her şeyi her yerde yapabilme gibi bir şeyi kendimiz keşfetmemiz ve kullanıcının da fonksiyonları kendisinin belirlemesi oldu. Bu kullanıcılar da misafir odasının kapısını kaldırarak orayı da artık kendi çalışma odaları yaptılar. Oradaki yatağı da kaldırarak çünkü zaten pandemi süresince bir misafir ağırlama gibi bir şeyleri olmuyordu. Bir sonraki çizimde de bu işte lekelerle birlikte hangi alan, hangi fonksiyona bir tık daha zoom out yapabilir misin? Ya da böyle de durabilir. Tamam. Burada da hangi alanda hangi işlev yapıldı. İşte çalışma yatak odasında aynı zamanda çalışma odası oluyor. Aynı zamanda yoga matımızı koyduğumuzda cepheye yakın bölüm yoga oluyor. Ve bu kullanıcıyla konuştuğumda da yaptığı en büyük analiz artık biz dedi evde gün ışığının ne kadar önemli olduğunu bu pandemi süresince anlayabildikleri çünkü onlar 60 gün gibi bir karantina yaşadılar ve parklara, bahçelere çıkma gibi bir avantajları da olmadığı için sürekli camın kenarında hayatlarını geçirdiklerinden bahsettiler. O yüzden de ben biraz artık bu bir sonraki şeye değinebiliriz. Burada işte gün ışığıyla ilgili bir kolaj çalışması yaptım. Burada 3 cephede açık ama ön, arka ve sağ solu çizmemişim henüz ama sağ solda da bina olduğu için aslında tam verilmeyecek bir gün ışığı alınmıyor. Mert. Sabote etme sunumu. Tamam.
Burada gün ışığıyla ilgili plan üzerinden bir analiz yaptım. Onlar da 3 cephede açık olduğu için cepheye göre fonksiyon, yani sabah daha çok gerçekten de yatak odasında geçirip öğleden sonra doğru salona geçip işte ara saatinde misafir odasını kaldırıp ofis yaparak orada bazen öğle yemeğini bile yediklerini söylediler. Bir sonraki kolajda da daha sonrasında da şunu fark ettim ki aslında bu bütün evin içindeki fonksiyonların bir ışığa göre yöneldiği, nasıl bitkiler ışığa doğru yöneliyorsa aslında insanlar da dışarı çıkmadıkları sürece dışarıdan gelen ışığa doğru kendi fonksiyonlarını belirliyorlar. Ve bunun dışında da en büyük bizim kendi iç mimarlar olarak da yaptığımız, evde bir boşluk yaratmadığımız için şu anda pandemi süresince de insanlar artık bir sürü şeyi dışarı çıkartıp evde boşluk yaratıp daha fazla fonksiyonu içeri almaya başladılar. Bir sonraki de aynı şekilde bir kolajdı. Bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben bir şey söylemek isterim. Şimdiye kadar gördüğüm sunumların içerisinde ev içi dinamikleri hem evin içindeki çeşitli iç bağlantılar hem de evin dışarısıyla olan bağlantıları çerçevesinde en iyi değerlendiren ve belki ona göre çok net bir çözüm sunmayan ama en azından iyi analiz eden bir sunumdu bu. Yani özellikle bu ışık yani hani bitki gibi insanların da ışığa doğru hatta tabii ki işte kelebeklerin, güvelerin veya sineklerin falan da ışığa gelmesi gibi. Bence çok güzel bir saptama. Önemli bir saptama. Bunun üzerinden gidilerek bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Bir de bence şey çok iyiydi. Bir tasarımda bir kıstas olarak kullanılabilir. Yani her an her şeyi her yerde yapabilmeye yönelik bir tasarım. Yani bu bence güzel bir tasarım kriteri oluşturabilir diye düşünüyorum. Ve o yüzden de belki ev içindeki çok kompartmentalize edilmiş yani kutu kutulaşmış ki burada gördüğümüz plan da aslında bayağı kutu kutu bir plan sayılır. Belki onun biraz değişebilmesi yönünde de bir hamleye zemin sağlayabilir diye düşünüyorum. Her an her şeyi her yerde yapabilmek. Teşekkür ederim. Saptamalar çok iyiydi. Burada da aslında emlak piyasası hareketlenmiş şeyden, insanlar böyle hani penceresi açılmayan rezidanslardan daha balkonu olan, pencereleri açılan, bahçesi olan falan evlere hareketlenmişler. Orada zaten rezidans biraz daha azdı Türkiye'ye göre özellikle. Evet. Ama yine de balkon olan çoğu yer Fransız balkon ve cephe olduğu için bazı yerlerin rezidanstan da çok farkı yoktu. Evet. Şey ilginç aslında çünkü genelde insanlar işte rezidanstan çıkıp ofislerine gidiyorlar. Orada da camlar açılmıyor. Oradan AVM'ye gidiyorlar. Orada da camlar açılmıyor. Aslında genelde bütün hayatları hep böyle camları açılmayan yerlerde geçiyor ama yer değiştirmemek herhalde o şeyi kapalı kalmak şeyini, nefessiz kalmak, klostrofobiyi azdırdı yani biraz. Evet, kesinlikle. Başka comment yoksa geçelim mi? Ben geri geldim herhalde. Duyuluyor sesim değil mi çocuklar? Evet, evet. Evet. Allah. Mert. Irmak'tayız. Irmağı biraz kaydırdım, düzelteyim. Kaydırdım beni. Tamam. Arkadaki ses rahatsız ediyorsa söyleyin, başka bir yere geçebilirim. Dışarıdayım şimdi. Yok. Tamam. Ben bu proje çalışmada iç ve dış çevre arasındaki ilişkiye odaklanmak istedim. Yani evin özellikle dışarıya açılan bölümleri, balkon olsun, teras olsun, bahçe olsun, buralara bakmak istedim. Ve bunu yaparken hem görsel hem işitsel anlamda ortaya çıkarmak istedim bulduklarımı. Biraz aşağı inebilirim. Bu konuştuğum kişinin evi New York'ta, Manhattan'da çok işlek bir yerde bulunuyor. Normalde hani korona olmasa çok turistlerin olduğu kalabalık bir cadde.
oturdukları yer bir 8 katlı bir binanın 3. katında ve dairelerine ne bir balkonu var ne teras bahçesi ama binanın en üst katında bir rooftop var ve bu terasta çok uzun zaman geçirmişler. Eskiden kullanmıyorlarmış. Bu biraz alta inebilir misin? Bir de bu evde sokaklarında inşaat olmuş tüm pandemi boyunca. O yüzden de çok çok ses geldiğini söylediler. Bu arkadaşım Yağmur. Yağmur normalde tek başına oturuyor ama pandemi sırasında ablasının evine, buraya bu eve geliyor yani. Ve normalde tek kişinin kaldığı bu evde pandemi sırasında 3 kişi kalmaya başlıyor. Hem ablası hem kuzeni derken. Mesela ev bu salonda bir kişi uyumak zorunda çünkü yeterince yatak yok. Ve sağdaki resimde salondan bir kare görüyoruz. Ev küçük olduğu için salonu bile mesela o kurutacak eşyaları koymak için kullanıyorlar. Çok yoğun bir ev. Yani her yeri eşya dolu. Her metrekaresinden kullanım alınmaya çalışmış. Onun dışında arkadaşımdan en çok kullandığı alanlardan bir tanesi olan o soldaki mutfaktaki masanın görüntüsünü ve oradan gördüğü manzarayı yollamasını istedim. Karşıda sokağa bakıyor ve karşıdaki evlere. Bu evi fark ettiyseniz New York karşıdaki eve ve New York'taki bir dolu eve göre çok geniş pencereleri var. Diyalogum sırasında da fark etmiştim. Sürekli ev çok ferah, çok gün ışığı alıyor, hiç basmıyor falan demişti. Ve aslında aşağı inebilir misin biraz? Bu önlerindeki salondaki manzaradan gözüken inşaat vesaire o sese rağmen evlerinde düşündüğümden çok daha pozitif bir tecrübe yaşamışlar pandemi sırasında. Sağda mesela yatak odasındaki manzara gözüküyor. O da arkadaki küçük bir bahçeye bakıyor. Biraz aşağıda plan var. Bana evin ilk krokisini yolladığımda hani çok basit bir şekilde bir baktım yalnızca bir yatak odası var ama ve hani inanamadım. 3 kişi kalıyorlar çünkü nasıl oluyor derken bir şekilde sığmışlar. Ev çok hani yoğun, bayağı eşyalı ve her metrekaresi kullanıldığı için bu planda da biraz onu göstermeye çalıştım. Ve ben iç ve dış çevre arasındaki ilişkiye de odaklandığım için sol tarafta evin önünün hani nasıl gözüktüğünü, inşaat, sokak, arabalar onu gösterdim ve fotoğraflarda da çok insan gözükmüyordu. Pandemi olduğu için normalde akın akın insanın geçtiği bir sokakmış. Biraz aşağıda. Bu videoyu açmadan önce şunu söyleyeyim. Yağmur'la konuşurken bu arkadaşımla evi betimlerken ve evle ilgili hislerini anlatırken görsel... Hani betim çok fazla şeye başvurdu. Görsel fotoğraf kadar işitsel şeylere de evin sesinden yola çıkarak biraz da bana anlatmaya çalıştı. Ve fark ettim ki evi anlamak için gerçekten hem görsel hem de işitsel. Hani evin sesi de çok evle ilgili bilgi verebiliyor. Ve evi özgün kılan şeylerden biri de bu olabiliyor. İşte şimdi izleyeceğimiz videoda bir kesit şeklinde evin dışından başlayarak içe girmeye ve ev içindeki aktivitelere göre sesleri anlatmaya çalıştım evin seslerine. Görüntü geldi. Mert baş. Görüntü geldi. Görüntü geldi. Geldi tamam, geldi. Tamamdır. Başlatıyorum. Tamam. So here we are again for another audio lecture. What a weird semester this has been. I mean, as you know, Syracuse never cancels class. Have a nice thought. People come on picnic or whatever it is you might imagine that that is, and then maybe 5 more years again. I just mean, you know. Bu arkadaşım ya evde 3 kişi var. İkisi çalışıyor. Bir tanesi öğrenci. Hani öğrenci olan mutfakta mesela ders çalışırken diğerleri salonda işini yapıyor ya da bu konuştuğum arkadaşım pandemi sırasında Zoom üstünden dans dersleri veriyordu. Ve hani yalnızca salon ve yatak odası olduğu için hani oda olarak her biri hani teras olsun
ayrı ayrı kullanmaya çalışmışlar. Çünkü çok fazla yer yok. Kendilerine özel alan yaratabilmek için evin farklı köşelerini mümkün olduğunca kullanmışlar. En aşağıdaki çizime gidebilir misin? Bu kesiti de evin en çok kullanılan alanından aldım. Bu mutfaktaki, açık mutfaktaki masa ve aynı zamanda da dışarıyı göstermek istedim. Bu alanı en çok kullanmalarının nedeni çok ışık almasıymış. Onun dışında hani zamanlarının en büyük bölümünü burada geçirmişler. Sabah yemek yemişler, öğlen hani sonra çalışmışlar, tekrar yemek yemişler. Neredeyse bir 9-10 saatleri burada geçmiş. Ve bu çizimde de yine şeyi göstermek istedim. Evin İçinin hani doluluğunu, eşya bakımından yoğunluğunu, o enerjisini. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Ben bir genel yorum yapmak istiyorum. Yani şimdiye kadar olan sunumlardan algıladığım kadarıyla. Şimdi sanıyorum genellikle arkadaşlarınız, yani bir şekilde bağlantı kurduğunuz, tanıdığınız insanların ev ve halleri üzerinden gittik. Ya hepsinde ya da çoğunluğunda. Şimdi burada genellikle hani imkanlı sayabileceğimiz imkanlı insanların ev hallerine baktık. Birisi Barcelona'daydı, diğeri New York'ta, birisi işte İstanbul'da falan. Şimdi yani burada 3 aşağı 5 yukarı haller böyle akıl almaz bir yelpaze çeşitliliği göstermiyorlar. Yani ben de yani benzer bir durumda olduğum için yani aşina bir şeylere bakıyorum hissi geliyor. Yani böyle yeni bir şey çok öğrenmiyorum bu hallerden. Ben daha çok ya iyice imkansız ya da iyice imkanlı evlerde bu süreç nasıl gitti, onu çok merak ederdim doğrusu. Yani çünkü yani iyice imkanlı insanların çözüm üretmek konusunda belki çok motivasyonları olmayabilir. Çünkü zaten evlerinde bazı şeyler çoktan çözülmüştür başkaları tarafından, yani mimarlar tarafından veya diğer bazı meslek insanları tarafından. Ama oradan da bence gene de öğrenilecek bir şeyler muhakkak ki çıkar. Ama daha da çok belki imkanı iyice az evlerde bu süreç nasıl geçti, belki oradan gelebilecek bazı bilgilerle bizim, yani benim şimdi biraz önce tanımlamaya çalıştığım şekilde daha normal sayabileceğimiz, bize daha aşina sayılacak hayatlara farklı bir boyut getirilebilir miydi diye belki bazı ipuçları çıkardı. Onları görebilmek isterdim. Yani şu ana kadar gördüklerim, yani bir yerden sonra böyle mükerrer şeyler gibi geliyor bana. Bunda %100 haklısınız Murat Bey. Ama tabii şöyle bir şey oldu bizden. Belki bundan sonrasında becerebilir miyiz bilmiyorum ama yani böyle tamamen online yapılan bir diyalog. Neredeyse bir saat buluyor. Teknoloji kullanılıyor ve insanlar evlerin içine hem açıp hem fotoğraf çektirip hem diyaloga vakit ayırıp, dolayısıyla ilk başta dedik ki arkadaşlara herkes en rahat iletişim kurabileceği şeylerle bir ilk diyaloğu gerçekleştirsin. Bundan sonrasında yapabilirlerse tabii çok harika olur sizin söylediğiniz gibi, ama şu şeyde yani bu ilişkiyi kurma, böyle bir diyaloğa geçmeyi becerebilir miyiz, becerebilir mi herkes bilemiyorum. Ama %100 haklısınız tabii ki. Öyle bir şey olması, varyasyon olması, farklı sosyoekonomik, kültürel içerikli kullanıcılarla, yani donanımlı kullanıcılarla görüşmek tabii çok farklı olur. Yani şöyle, tabii haklısınız, erişme konusunda sıkıntılar sıkıntıların olması ihtimali olabilir böyle bir profil tanımıyor olmaktan dolayı, ama en azından mesela Berlin veya işte ne bileyim, yani sanatın çok ön planda olduğu bazı kentlerde, sanat ve sanatçıların varlığının önemsendiği yerlerde kolektif yaşayabilen veya bu işte warehouse dediğimiz türü yerleri ortaklaşa işgal eden, bazı ihtiyaçlarını müştereklerle gerçekleştiren bir insan profili de var ki o tür profiller bizim gibi insanlara ulaşması çok zor değil.
Mesela o doğru. anlamda bir çeşit görev evet, evet. isterdim. Onlar doğru. ne yaptı? Evet, yani çünkü evet. şimdi özellikle de bu hani mesafe ve kurgu, yani o anlamda bir mekan kurgulaması evet. içerisinde, yani kolektif bir yaşam biçiminde salgın sırasında acaba çok radikal değişiklikler oldu doğru. mu? Millet birbirinden korktu mu? Ve iyice sindi mi falan filan? Onları görmek hoş olurdu. Bir de çocuklu evler nasıl yaşadı? O da arkadaşlar. Değil mi? Daha zor evet, galiba. Çok önemli. Çünkü o çocuklar da eve kapandılar ve işte onların enerjileri malum falan. O süreçler nasıl dönüştürdü evi? Tabii. Ya da diğer uca gidelim. Çocuk kesinlikle çok önemli. Tansel'e kesinlikle katılıyorum. Bir de belki işte ne bileyim 70-80 yaşında evet. insanlar nasıl geçirdiler bu süreci? Dışarı çıkamayanlar özellikle değil mi? Bu 65 Hı-hı. artı çok zalim bir şeydi bence yani. Kuraldı. Evet. Doğru. Bundan sonraki ileride belki yapabiliriz. 65 artı benim işte. Evet. Vallahi falan daha avantajlı. Çıkmak daha kolay da çıkamayanlar için çok zordu. Şeyi muhtarla çok güzel bir anlaşmamız vardı. Ben seni tanımıyorum dedim. Ben de seni tanımıyorum zaten dedim. Ve devam ediyorum. Hayır, hala şu anda da akşam 8'den sonra evde olmak şeyin mantığını ben hiç anlayamadım ama 65 yaş üstü için. Onları özel bir terbiye etme. Ben herhalde. Çok memnunum. Bütün hayatımı sokakta geçirdiğim için evde olmaktan çok memnunum. Özellikle onları bir terbiye etmek istiyorlar herhalde bir şekilde. Yani. İşte ben onlardan biriyim. Evet, dünyanın kaç bucak olduğunu gösteriyor. Yani, arka arkaya 3 gün evde kalmadım ya. Bravo. Evet, dünyanın ama güzelmiş. Çok memnunum. Hala kurallara uymayı seviyorum diyorsunuz. Ne güzel. Meğerse seviyormuşum, evet. Ben şeyi merak ediyorum bir de. Özledikleri şey değişti mi acaba? Hani herkesin bir yaşadığı ev var, bir de işte hani özlediği ev var. O çok değişti mi diye merak ediyorum. Evet, tabii ki. Belki de yani tabii değişti mi? Yoksa acaba şimdi mi fark etmeye başladılar? Ya da yani... Ya da işte dediğin gibi öncelikler ve özlem duyulan şeyler çok farklılaştı mı bilemiyoruz şu anda. Ama benim... Kimi görüyoruz ben? Pardon. Benim peşinde olduğum şey biraz bu. Yani ne değişti? Biz nasıl evlerde yaşar olduk? Ve neyi bıraktık? Neyden vazgeçtik? Bu çalışmanın sonunda bence işi oralara gelirse çok güzel olacak. Ben şeyi fark ettim, hani hepimizde olmuştur herhalde. Bu 20. yüzyıl başı işte mesela Corbusier'in falan şehircilik ilkeleri, işte güneş, temiz hava, yeşillik falandı ya. Ben de vay ne kadar sofistike falan demiştim. Meğerse çok haklıymış, bu kadar basit yani aslında özlenen şey. Evet. Doğru. Başlayayım mı? Evet. Ben biraz daha ilk önce kişisel yönelimimle başlayacağım buradaki workshopla ilgili. Ben biraz daha bu çalışmanın şöyle bir noktasına parmak basmak istiyorum. Yeni düzende biliyorsunuz normalde sosyal medya kullanımı, iletişimler, toplantılar hep dışarılarda yaptığımız şeyler. Yine aynı şekilde sosyal medyayı da dışarıda kullandım. İşte oraya gidip fotoğrafını çekip koyduğumuz, burada olduğumu göstermek istediğimiz. Aslında ne kadar yani insanların çoğunun ne kadar kötü bir hayatı olsa da sosyal medyada onu iyi gösterme çabasını, iyi sahneler yaratma çabasını bu pandemi döneminde evde kaldıklarında nasıl yansıttıklarını, işte video call'lar yaparken, çalışırken, işte derse girerken özel bir çaba harcadılar mı? Background'larda işte bir değişiklikler yapmaya çalıştılar mı gibi? Ya da işte sosyal medyada evden fotoğraflar paylaşmaya çalıştılar mı gibi konulara biraz daha odaklanmak istiyorum. Biraz bunu yaparken de biz yeni bir
uygulama çıkarıyorduk. Pandemiden dolayı bunu erteledik. Uygulamamızın esprisi de şuydu. İyi fotoğraf çekilen, iyi fotoğraf veren noktaları biraz daha ilk etapta biz bunu şey olarak belirlemiştik. Biraz daha genel herkesin bildiği noktalar. İlerleyen zamanlara daha mimari şeyleri de içine katıp insanları hem bilgilendirip hem o noktalara yönlendirip fotoğraf çekilmelerini istiyorduk. Bunu filtrelerle yapıyorduk. Tabii biz bu uygulamayı yayınlayamadık pandemi çıktığından beri. Şimdi de yakın tarihte yayınlayacağız ama şöyle bir durum oldu. İnsanlar tabii eskisine göre artık bu aktiviteleri yerine getirmiyorlar. Biraz daha çekingenler bu konuda. Ondan dolayı evde bunu nasıl yansıtıyorlar onu anlamak çalıştık. Bizim sorduğumuz sorular vardı diyalogda. İşte orada sorduğumuz sorulardan biri işte sosyal medyada ne kadar vakit geçirdiniz gibi sorulardı. İşte ne kadar sıklıkla bir şey paylaştınız ya da video call yaptınız mı? İşte ne kadar sıklıkla video call'lar yaptınız? Bunun sonuçlarını biraz daha yaşlara göre ve ülkelere göre yaklaşık 6 veya 7 farklı ülkede 11 arkadaşımızla birlikte totalde 55 kullanıcı olacak ve bunları bir şekilde bir veri havuzu yapmak istiyorum ilk etapta bunlarda. Bu veri havuzundan sonra işte biraz bunları harita üzerinde bir şekilde insanların nerelerde neler paylaştıklarını, işte ne kadar aktif olduklarını bu kullanıcılar arasında bunları gösterme niyetindeyim. Bunun yanında şöyle bir şey, bir çalışma yaptım. Biraz daha bunu mimari olarak nasıl gösteririz? Ya bu sorduğumuz backgroundlarınızı nasıl değiştirdiniz konusunu. İşte Zoom'da bir ara bir küçük bir sosyal medya tartışma da vardı. İşte arkasına kitaplığını koyan insanlar, işte kitaplık o mudur, işte bir statü şeyi midir gibi bir tartışma falan bile olmuştu hatta sosyal medyada. Ben 11 arkadaşımdan, biz bütün soruların cevaplarını görebiliyoruz. Ana şeyleri, verileri aldıktan sonra 11 arkadaşımdan, 11 seçtiğimiz birer kişiden özel olarak birkaç soru daha isteyeceğim. Ve buna arkadaşlarımız çizdiği kesitlerden de yararlanarak bir Zoom toplantısı görüntüsü vermek istiyorum. Bunu işte farklı ülkelerden, farklı kullanıcıların işte Zoom'da bunu nasıl yaptılar? Bu şeyde nasıl bir kendini gösterdiler gibi bir şey ortaya çıksın istiyorum. Böyle bir kabaca sosyal medyanın ve video kolların nasıl geliştirdi, evimizi nasıl göstermek istediğiniz dışarıdakilere bunu böyle bir yorumlayacak bir şey olmasını istiyorum. Onun dışında benim yani göstereceğim diğer şeylerin çok bir farkı yok arkadaşlar. Ben sadece benim 5 kullanıcım da zamanında çalıştığım Singapur'dan olacak. Biraz çeşitlilik olsun diye farklı bir coğrafyaya gitme kararı aldık Ufuk Hoca'yla. Ondan dolayı hani ben de işte farklı oranın anlatacak bir kesitleri falan biraz daha oradaki işte ormanlık alanları, yapıları vesaireleri gösterecek bir şeyler çizip işte onun üzerinde, kesitler üzerinde değişen aktiviteleri ya da artan aktiviteleri işte renklendirerek verdiğimiz şeylerden böyle bir kolaj yapma şeyindeydim. Biraz da aslında bunu arttırmak istiyorum. Mesela çok farklı gördüğüm şeylerden biri bundan önceki örneklerin hepsinde bir balkon, açık alan konuşması yapılıyor. Ama iş Singapur'a geldiğinde iklimsel olarak insanlar yani klimayla yaşamayı tercih ediyorlar. Çünkü dışarısı çok sıcak ve nemli. Ondan dolayı onlar için klima çok önemli bir hale geliyor. Balkon sadece işte akşamları, geceleri bir kahve içmek için çıktıkları alana dönüşüyor. Biraz da şöyle bir şey de var. Singapur'da çok kısa süre bu pandemi dönemi sıkı şekilde yaşandı ama o zaman da çok katı şekilde yaşandı. İşte dışarı insanlar gerçekten burası bir site içerisinde bir alan. Buradaki havuzu bile işte kullanmaları, bahçeye inmeleri, havuzu kullanmaları yasak. Herhangi bir ceza yapıyor, cezalar veriyormuş. Ama fakat şöyle bir şey söylediler. Arkada gördüğünüz yeşil alanlar, bir orman alanı vardır hemen sahilin üst kısmında. Orayı park haline getirmişler. Orada mesela yürüyüş yapabiliyorlar. Yani bu ormanlık alanın içerisindeki böyle büyük büyük yapılar aslında bir anda lokasyonun verdiği şeyle, iklimin verdiği şeyle bir anda sizin koşu parkınız bir tropikal orman olabiliyor. Genel olarak öyle. Önceden revize edemediğim biraz yoğunluğumdan dolayı planlarım var. Bunu biraz daha aktivitelerin olduğu, yaptığı alanlar şeklinde böyle bir şeyim vardı. Bunları paylaştırmak gibi. Daha çok vakitlerinin oturma odasına geçti. Bu ikisi öğretim görevlisi olan çift ve büyük çoğunluğu çalıştıklarını ve birlikte zaman geçirip işte oyunlar oynayıp Netflix izledikleri ve salonda yaşadıkları bir dönem olduğunu söylediler.
Aynı şekilde bu özellikle Singapur'da değişik bir şey var. Hem açık hem kapalı mutfak sistemi var Çin kültüründen gelen. İşte bu dönemde de daha çok hep birlikte oldukları için açık mutfağı kullanmayı tercih etmişler. Hani orada yemek yiyip anında tekrar işte şey yapabilsinler diye, işte toplasınlar vesaire diye biraz daha küçük bir alanı kullanmaya başlamışlar. Genel olarak böyle. Bu da tekrardan böyle bir şeyi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Başka kimse kalmadı mı Mert? Yok yok. Var. Tuğçe var. Ha, Tuğçe'miz var. Tamam. Peki bir geçelim mi yoksa herhangi bir yorum söylemek isteyen var mı? Ben bir kısa bir şey söyleyebilirim aslında. Bu baştaki şey saptamaları güzel geldi bana. Yani bu Zoom veya benzeri çevrim içi oturumların yapıldığı ortamlarda insanların nereye göstermek istedikleri meselesi önemliydi aslında. Yani bu gösteri, yani Guy Debord'un hani özellikle şey yaptığı, dikkat çektiği gösteri ve aynı zamanda gösteriş toplumu içerisinde tabii ki arka plana bana yaşarı bir şeyler koysam iyi olur falan filan, hatta böyle ne bileyim özel background seçenler oldu. Hani bana yakışır, şu anda bir durum yok ortada, yani o yüzden bana yakışır bir background koyayım en azından falan filan gibi. Yani o saptamayla başlamak çok güzel oldu ama yani daha sonra evin içindeki hallere bu nasıl tercüme edilebilirdi ve buradan çıkan veriyle evin içindeki haller arasındaki bağlantılar nedir, onu tam böyle algılayamadım. Yani belki onun arasında bağlantı kurmak, yani bence çok güzel, çok güncel bir şeyle başladı Mert, konuyla. Ama sonra onun devamında evin içindeki yaşam veya içindeki planlamayla bu mesele arasındaki bağlantı yok gibi gözüküyor. O bağlantı kurulsa çok güzel olabilir bence. Ya, düşündüğüm şöyle bir şey vardı ilk etapta. Gerçekten mesela bu kullanıcımda aldığım cevaplarda şuydu. Ben dağınık olan tarafı değil de arkamda düz duvarı almaya çalışıyorum. Tam tersi, işte şu an kesitte yansıttığım yer değil de öbür tarafı. Ya onu biraz daha kesitte falan hissettirebilsem, dediğiniz gibi evin içindeki o planlamada bunları gösterebilsem daha güzel olabilir. İki ismi bir araya getirip. Peki. Tuğçe'ye mi geçiyoruz Mert? Umut mu? Tuğçe. Tamam. Sonra bir de Umut var. Doğru mu? Evet. Ben ara ara düştüğüm için şeyi bütünü kaçırıyorum gibi geldi birden. Evet. Merhaba, ben de daha çok ev ve insan psikolojisine odaklanmak istedim. Çünkü ev ve insan psikolojisi dediğimizde işte daha demin Tansel Hoca da söyledi. Yani Corbusier'in işte daha açık tavan, yani ferah mekanlar, yeşile duyarlılık, bol ışık, işte daha temiz yüzeyler gibi gündelik rutinlere oturan bazı detaylar oluşmaya başladı. Ve bu konuyla alakalı daha çok bu mimari etkilerin insan psikolojisine ne gibi etkileri olduğuna dair biraz kişisel yaklaşımım illüstrasyona doğru evrilmeye başladı. Şu anki kullanıcıda bir biyoteknolog yaşıyor. Normalde 15 yıl boyunca Almanya'da yaşıyor. Kanser üstüne işte çalışmalar yapıyor ve sonrasında İstanbul'a dönüp daha yani şehir hayatına uzak, biraz daha üzeli bir yer tercih ediyor. Müstakil bir alan. İki kattan oluşuyor. Aşağıya inebilirsek Mert. Bahçesi olduğu için onun hani çok elverişli kullandığını söylüyor. Genelde işte çalışma saati olarak gününün 10 ya da 12 saatini burada geçiriyor. Çalışma odasında vakit geçiriyor ama bahçesinde de daha çok vakit geçirmeye devam ediyor. Ve burada en çok evinde aktif kullandığı noktalardan bir tanesi bahçe. Burada hem İşte spor yapıyor, hem yemek yiyor, ailesiyle vakit geçiriyor, aynı zamanda çalışıyor. Aşağı inebiliriz.
Yani kullanıcı profili açısından reçetesine baktığımız zaman genelde işte deniz görüyor, bir bahçesi var, işte o kadar yüksek tavanı var ki çok güzel gün ışığını alıyor. Güney cephesine bakıyor çünkü evi. Onun haricinde ılıman da bir iklimi olmuş bu pandemi döneminde. O yüzden onun için çok pozitif ve ılımlı bir atmosfer oluştuğunu söyledi. Hatta bahçesinde yapmadığı şeyleri burada yapmaya başladı. Çünkü yoğun iş temposunda çalıştığı için evine çok fazla vakit ayıramadığını ve bahçesini bitki yetiştirerek değerlendirdiğini söyledi. İşte bahçesinde meyve ağaçları varmış. Onlardan bir şeyler toplayıp onlarla ilgili mermelat vesaire o tarzı şeylerle ilgilenmiş. Aşağı inebiliriz mesela Mert. Onunla ilgili bir mevcut evinin kolajını görebiliriz. Genelde olumlu olarak çoğu şeyi belirtti. İşte deniz görmesi, biraz doğayla iç içe olması, izole olması, kendine göre hobiler edinmesi, işte sporunu vesaire hepsini bahçede değerlendiriyor olması onun için çok pozitif bir etki olmuş. Aşağı inebiliriz Mert. Bu bağlamda daha çok yani kullanıcı psikolojisi ve ev olarak baktığında bu mimari etkilerin, Mert biraz daha aşağı inebilirsin. Bu etkilerin nasıl bir dille aktarabilirim gibi düşündüğümde biraz illüstrasyon diliyle aktarabileceğimi düşündüm. Mesela bazı kullanıcılarım var. Yani gerçekten yani 5 metrekarelik bir odada sürekli çalışıyor. Çünkü farklı kullanıcılar olduğu için evde tek bir odaya kapanıyor ve yani birçok çalışma saatini o noktada harcıyor ve çok fazla daraldım, karamsarlık gibi hisler uyandırdığını söylüyordu. Ben de bu noktada belki bu hislerini ev ve insan psikolojisi olarak bu şekilde yansıtabilirim gibi düşündüm. Öyle, teşekkür ederim. Şunu bir küçük bir hatırlat, plana gelebilir misiniz? Yani yine aynı şeyi söyleyeceğim ama bu tam üzerine. Şimdi bir tanesi şu, bu evin bulunduğu yer anlamında baktığında işte yine bir siteden yani tespit gibi dizilmiş bir takım evler diye düşün. Ama asıl konu şu, mesela mutfak ve salon, zemin kat planına bakıyorsun. Bir giriş var, bir mutfak var. Mutfakla salon arasındaki mekansa büyüklük ilişkisi epeyce iri bir mutfak olduğunu söylüyor buranın. Fakat iç tasarımına baktığın zaman son derece kullanışsız ve bu büyüklüğü heba eden bir yer. Ama daha önemlisi şu var. Pandemide biraz önce Murat hatırlatmıştı. Ayakkabıyla girilirdi, girilmezdi. Ayakkabı çıkarılırdı, çıkarılmazdı. Diyelim ki mutfakta yemek hazırladın ve sonra bunu salondaki yemek masasına götüreceksin. Ve mutfakla yemek masası arasında bir hareket var. Nasıl olacak? Sürekli girişten geçeceksin ve sürekli bir kontaminasyon. Hep kirli bölgeden geçip mutfakla yemek salon arasında bunu taşıyacaksın. Mesela bunu görmelisiniz bence. Yani bunu görmeli ve mutlaka bunun için bir şey önermelisiniz. Yani iyi çözülmüş bir planda mutfaktan yemek odasına giderken girişten geçilmez. Geçilmez yani hani... Geçiyorsanız eğer ağzınızda kuş tutsanız olmaz. O iyi bir çözülmüş bir plan demek değildir. Dolayısıyla biraz buralara da bak. Çünkü bu çok basit müdahalelerle çok iyilerinin yapılabileceği şeyler. Çünkü mekansal müdahale çok önemli bir şey burada. Onun için hani mutfağın önünde balkon olması, onun önünde bahçe olması, üç tane meyve ağacının olmasından daha önemli olan aslında o mesele. Bence onu atlamasanız iyi olur. Tamam. De çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Bir hani şey demiştim ya, belki kullanıcılara hani evde olmazsa olmazlar nelerdir, olmasa da olurlar nelerdir, bunların onlardan bir bildirim almak bu konuda. Sunumlar esnasında bazen böyle bu sunumdan sonra da şöyle bir şey aklıma geldi. Mesela salgın sırasındaki deneyimlerim doğrultusunda evde neyi değiştirmek isterdim ve hangi öncelikle? Yani mesela işte diyelim 3 tane
salgın sonrasında yaşadığım şeylerden sonra bu da aslında iyi oldu. Evimdeki bazı şeylerden çok da memnun olmadığımı gördüm. Salgın devam etse de etmese de. Ve bu bana evde bazı değişiklikler yapma ihtiyacı duydurttu. Ve bunlar nedir? Yani hani eve yeni dekoratif nesneler mi almak veya ne bileyim iki tane duvar oda arasındaki duvarı acaba yıktırabilir miyim mi demek falan, yani bir sürü çeşitli ihtiyaçlar duyulabilir ve bunları hangi aciliyet öncelikleriyle yapmak isterler diye öğrenmek enteresan olabilirdi. Yani bu da bence iyi bir kullanıcı geri bildirimi oluşturabilirdi diye düşündüm. Nevzat, bu arada şunu öğrendik. Virüsler hareket etmiyor, canlı değiller. yani genelde girişte o kadar dolaşmak soğumasına falan neden olabilir yemeğin, ama virüsler yemeği atlayamaz. Zaten yemek dolaşmıyor. Hayır, virüs değil. Kirli ya, her şey virüs değil ki. Sokaktan geldiğin ayakkabı. Biraz önceki konuşmaya dayanarak söylüyorum onu. Ayrıca evet, hiçbir durumda... Ya bunun bence hiç açıklaması yok yani. Mutfaktan yemek masasına giderken giriş holünden geçiyorsan olmaz. Bence o tipik şey yani, eksistans minimum, hani fazla enerji harcıyorsun. Çünkü çok fazla dolaştırıyor seni. Almanların o şemaları burada işe yarayabilir. Günlük hareketlerini çıkarsan fazla dolaştırıyor. Çok daha basit olabilir bu hareketler. Ayrıca o zaman senin dediğin gibi mutfak da daha iyi kullanılacak, daha rahat kullanılacak. Bilmiyorum, burada projeyi çözecek halimiz yok. Sadece dokunmadan geçince bunlar olumlanmış ya da kabul edilmiş oluyor. Mesela İspanya örneğinde değil vardı. Yani giriyorsun ve mutfağa giriyorsun. Yatak odana mutfaktan geçiyorsun. Yani hiçbir şey söylemezsek eğer bunların hakkında, bence bunları kabul etmiş oluruz ki bu iyi bir şey değil. Yani öyle olur ya da ona, yapıldığına göre öyle bir mekan varsa olmuş işte. Olmuş ama iyi mi olmuş acaba? Ben şey gibi anladım şimdiye kadar dinlediklerimden. İnsanların hijyen takıntılarından çok daha böyle güneş ışığıyla, yeşille, manzarayla falan ilişkilerinde bir dönüşüm. Yani onu daha önemsemeye başlamışlar. Sanki değil mi? Hani şimdiye kadar dinlediğimiz şeyde kimsenin hijyen takıntısının arttığına dair bir şey dinlemedik. Yani çok öyle şeyler duyduk insanlardan ama belki bu örneklerde olmadı. Aslında benim de öyle çok artmadı doğrusu. Ben bir şey diyebilirim. Bence hijyen takıntısı yerine artık insanlar hijyen üzerine konuşmaktan çekiniyorlar. Yani o kadar çok korona şeyi döndü ki, özellikle son bir aydır artık insanlar hijyen konuşmak daha çok istemiyor gibi geliyor bana. Çünkü işte temel bir şey, elini yıkayacaksın. Bu kadar yani. Evet. Çünkü elini bulaştırıyor, ağzına yüzüne götürünce. Bir de insanlardan uzak duracaksın. Ha, belki o uzak durmayla ilgili bir şey de, bir takıntı da olmadığını gördük. Çünkü New York'taki evde bir kişi yaşayacağına üç kişi yaşamış onlar ve değil mi? Üç kişi içinde bu sosyal mesafe yeterli değildi. Tansel'cim, bir de biz yani bu arkadaşların ortak hazırladıkları diyalog sorularında öyle bir şey de çok fazla yoktu diye hatırlıyorum, değil mi çocuklar? Yani hijyen vesaire, o tür şeylere ile ilgili bir şey hiç sorulmadı da yani. Ama o tabii ki bu yaş grubu şeysi bir sürü şeyi değiştiriyor diye düşünüyorum. Mesela benim kendi oğlum, söylüyordum arkadaşlara da. 25 yaşında işte Amerika'da iki kişi gayet güzel bir ev paylaşıp yaşıyorlardı. Bu pandemide lockdown olur olmaz iki arkadaşlarını daha eve davet ettiler. Salonu o çocuklara verdiler. Yani bütün konforlarından fedakarlık ettiler. Sadece o sosyal şeyi artırabilmek için, ilişkiyi yalnız kalmamak için. Yani o tür öncelikler yaş grubuna göre galiba çok da değişiyor. Evet, evet. Belki bundan sonrakilerde hani farklı profillerle görüşme şansı yakalayabilirsek çok daha o şeyi görebiliriz yani. Efendim?
Çocukları olanlar için belki bir hijyen takıntısı daha fazla olmuş olabilir. Bir de evde daha yaşlı bireyler varsa onların bayağı arttığının farkındayım. Şey, hijyen takıntılarının. Umut. Anlamarak ben sunacağım. Merhabalar herkese. Ben herkesi donuk görüyorum. Acaba beni duyup da izleyebiliyor musun? Duyuyorum. Evet. Onun için dışarıda kalıyorum epeyce. Evet hocam. Ben sizi duyabiliyorum. Tamam. Ben kendi çalışmalarımda evin dış dünyayla kullanıcıların evlerindeyken pandemi sürecinde dış dünyayla hangi yöntemleri kullanarak ilişkilerini devam ettirdiklerini incelemek istiyorum. Ve bunu söylerken ne demek istiyorum? Bazı kullanıcılar eğer imkanların dahilindeyse direkt bahçelerine çıkıp bu şekilde dışarıyı yaşayabiliyorlar. Bazı insanlar cam açıyorlar, bazı insanlar ise camdan hava ya da sesten ziyade cama sadece daha çok bir sahne gibi bakarak dış dünyayı daha çok bir tablo gibi izlemeyi tercih ediyorlar. Biraz aşağı inebilir miyiz? İlk görüştüğüm, diyalog kurduğum kişi burada Syracuse'da, Amerika'da yaşayan Eliza ismindeki bir arkadaşım. Biraz daha aşağı inersek künyeden bahsetmek istiyorum ilk fotoğraflardan ziyade. Syracuse, New York eyaletinin kuzeyinde yer alıyor ve Eliza, Syracuse Üniversitesi'ne yakın bir bölgede çoğunlukla öğrencilerin olduğu, aslında 40-50 senelik daha eski müstakil evlerin genellikle öğrencilere kiraya verildiği bir bölgede yaşıyor. Bu bölgede insanlar genellikle 2-3, 4-5 öğrenci kadar gruplarla evlerde oda kiralıyorlar ve birlikte yaşıyorlar. Burada gördüğünüz şekilde oldukça yeşillikli, çoğunun da kendi özel olmasa bile paylaşılan bir bahçe alanı var. Biraz daha aşağıdayız. Ben Eliza ile bu diyaloğu kurduğum zaman, biraz zoomlarsak bu çizime, daha çok eve zoomlayalım ilk başta çünkü çok fazla detay var, onları görebilmek istiyorum. Ben Eliza ile bu diyaloğu ilk kurduğum zaman da Eliza'nın evini bana tarif edişinde en çok gözüme çarpan şeylerden biri evin çok dağınık olduğu, aşırı derecede esnek olduğu ve bu pandemi sürecinde çevrede çok fazla insan bölgeden taşındığı için ve mobilyalarını evlerinin önünde bıraktığı için Eliza'nın ve oda arkadaşlarının çevreden mobilya toplayıp evlerine doldurdukları oldu. Ve bu rastgele mobilya durumundan son derece esnek, böyle herkesin her yerde takılıp bir şeyler yapabildiği bir plan ortaya çıkıyor. Bu planda aslında önceki konuşmada da çok ilgimi çeken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kırmızı çizgilerle gördüğünüz şey odaların pandemi öncesindeki planı. Eskiden bu büyük yemek masası mutfağın yanındaki odadaymış. Ancak sonrasında yemek yedikleri odayı mutfaktan daha da uzaklaştırmışlar. Çünkü bu oda daha iyi güneş alıyor. Ve bu esneklik sürekli bu bir sürü mobilyanın da sağladığı düzenle farklı yollarla devam ediyor. Aşağı inersek, aslında aşağı inmeden bir de sola gidelim ilk planda. Bir de arka, çok geniş bir arka bahçeleri var ve bu bahçede de küçük bir böyle ateş yaktıkları bir alan var ve sandalyelerle de, eskiden hep sandalyeler ateş yaktıkları alanın çevresinde olurmuş. Ama pandemi döneminde her tarafa sandalye koyup farklı alanlarını deneyimlemek istemişler bu bahçe bölgesinin. Daha aşağı inersek kesite bakabiliriz. Kesitte de yine aynı yeri görüyoruz aşağı yukarı ve göstermek istediğim şey bu bahsettiğim iki odanın dağınık ve enerji dolu hali. Onun dışında da yine bahçeyi de görebiliyoruz sol tarafta. Bu şey odasında söylemek istediğim bir şey var bu ev tarafına gelip. Evet. Bu sol alttaki odada aslında bu benim dış iç ilişkisi hakkında bahsetmek istediğim bir şey var. Bu oda direkt bahçeye bakıyor ve aslında bayağı güzel bir görünümü var bahçeye bakan. Ama yaşayan insanlar bu odada güneşten rahatsız olmuşlar aslında ve bu sonrasında bir perde mekanizması yapmışlar camın önüne. Ve güneşi blokluyorlar. Aşağı inersek bunu anlatmaya çalıştım, bir de kolaj var. Evet.
bu kolajla bak, kolajla da anlatmak istediğim şey, kullanıcıların dış dünya ilişkisi direkt dış dünyaya gitmek üzerine kurulu. Yani direkt bahçeye gelip burada farklı aktiviteleri yapmak ve iç dünyadan dış dünyaya bakmıyorlar bile. Bu kullandıkları, en çok kullandıkları odada güneşi blokluyorlar ve projeksiyonla duvara bir şeyler yansıtıp film izliyorlar ya da lecture izliyorlar ve bu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve bu ilişkiyi anlatmak istiyordum bu kolajda. Çizimlerde ise daha çok evin ve kullanıcıların hissiyatını ve enerjisini yansıtmak istedim. Ben bir saptamada bulunmak istiyorum. Bir kere şimdiye kadar gördüğüm en güzel anlatımlı plandı bu. Yani evin salgın öncesi hali neydi? Salgın sonrasında hangi nedenlerden dolayı ne gibi bir şeye dönüştü? Saptaması çok güzel oldu bence. Bu yani dolayısıyla yeni bir yaşam, diretilen bir yaşam formunun ev içinde nasıl yeni bir düzene yol açtığı konusunda bir fikir sahibi olmuş olduk. Bir de ben buradaki hali biraz demin söylediğim lafla da bağlantılandırmak istiyorum. Hani dedim ya, eski evlerde biraz daha kümülatif bir estetik vardır, zaman içinde biriken şeylerden oluşmuştur diye. Hatta diğer yerlerde de işte tek zamanda gelip konulmuş ve o yüzden de insanların değiştirmeye korktuğu birbirine benzeyen bir estetik var derken, burada biraz aslında onu da görmüş oluyoruz. Yani şimdi dışarıdan bir bedel vermeden bir mobilya aldığı zaman zaten evin içinde çok hakim, bütün işte her şeyin birbiriyle uyum içinde olmaya çalıştığı bir düzen yok. Dolayısıyla dışarıdan aldığı herhangi bir mobilya yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı onun zevkine uyuyorsa ve çalışıyorsa, bir ayağı aksamıyorsa, oraya koyduğu zaman onun üzerinde oturabiliyorsa veya yiyebiliyorsa, bu evin rahatlıkla bir parçası olabiliyor. Bu durum aslında benim hoşuma gitti. O yüzden de bence salgının ne gibi bir ev içinde, ne gibi ev içinde veya ev düzeninde nasıl bir farklar yol açabileceği konusunda çok güzel bir çalışma olmuş bence. Bu arada son koleji de çok güzel buldum. Çok başarılı yapılmış bir kolej. Başka yorumumuz var mı? Yoksa sanıyorum tamamladık. Ben hani deminkini bir daha tekrar edeceğim. Bunda da şey oldu çünkü. Yine aynı şeyi gördük. Hani sizin örneklerinizde belki gerçekten sizin sorduğunuz sorularla ilgili bu eve kapanma meselesinin en çok işte dış dünyayla bir şekilde onu bir manzara olarak görmek olsun, işte temiz hava olsun, gün ışığı olsun. Bunlarla ilişkili şeyleri daha çok evle ilgili konsörleri daha bunlarla ilgili. Yani gün ışığı, temiz hava, değil mi? Ve mümkünse işte yeşil aslında. Belki bu sizin sorduğunuz sorularla ilgili. Dolayısıyla şey, hijyenle ilgili mesela hiç gerçekten bir şey duymadık. Onu sormadığınız için mi? Ama şey opsiyonları var mıydı bilmiyorum. Yani ben işte evle ilgili en çok benim için dönüşüm hijyenle ilgili şeyler oldu. İşte bunları önemsediğimiz için işte biz de aslında biraz şeyi yaptık gerçekten. Balkona bir şeyler koymak falan gibi. Onlardan hiç bahsetmemişler. O ilginç benim için yani. Bir de işte insanın belki kendi iç dünyasıyla ilgilenme fırsatı, hani daha çok kanepe, yatak, okuma, kütüphane falan, öyle şeylerle ilişkisi değişebilirdi falan. O çok, ondan da bahsetmemişler gördüğüm kadarıyla. Ben bir şey söyleyebilirim. Mesela şu Umut'un en son gösterdiği şeyden giderek, mesela plana gelebilir misin? Belki ya yani ufuk nasıl, buradan nereye varacağınızı bilmiyorum ama benim eğilimim hep daha mimarlık üzerine olduğu için sanki böyle
mesela burada ben de Murat gibi düşünüyorum. Çok güzel bir anlatım bu. Önce neydi, sonra ne oldu meselesini çok çok güzel anlatıyor. Bir şey daha eklemeli mi acaba? Bunu ya yani mimar, bir mimar olarak bu eğilimi görüp diyelim ki buradan daha iyi bir plan nasıl üretilebilirdi? Mesela buraya nasıl giriyoruz? Nereden giriyoruz bu kata? Sağ taraftan. Yani şu an planda sağ tarafta. Gösterir misin? Tamam. Fotoğraftan hatırlıyorum. Öyle geliyor. Şimdi böyle bir giriş olabilir mi? Yani salonun ortasından geçerek. Mesela elinde bir takım şeylerle geldin. O zaman mutfak tarafından giriyorsun herhalde. Değil mi? Servis. İkinci bir girişin daha var. Pardon. O ilk görünen yer salon değil de burası bir ön veranda tarzı bir yer. Sonra böyle küçük bir hol var. Ayakkabılık gibi. Sonrasında salon. Evet. Sonrasında salona girilip böyle saçma sapan bir çok garip bir sirkülasyonu var evin. Şimdi mutfak dinleniyor. Tamam. Şimdi öbür taraftan da mutfaktan direkt çıkış var. Hani dışarıdan filelerle geldim falan. Bir de keste gelir misin? Şimdi mesela konuştuğunuz şey diyelim ki önce salon sağ taraftayken sonra onu sol tarafa, mutfağa yakın olan yere aldılar ve orada yaşamaya başladılar. Arkadaki bahçeye bakan pencereler eğer parapetli bir pencere olmayıp uzun bir verandayla dışarıya çıkabilseydi ve o da bahçeye inebilseydi herhalde hani içerisi, biraz önce konuşuyorduk ya, içerisi de olmayan, dışarısı da olmayan ya da her ikisi de olan bir ara yüzü olacaktı bina yapının, evin. Ve muhtemelen burası çok daha kullanışlı bir yer olacak. Yani gerçekten Ufuk işine karışmak için değil ama yok lütfen onu istiyoruz. Mesela, tabii ki. Yani Umut'un örneği çok iyi bir örnek bence. Hani o, bu kadar iyi bir okumanın peşinden buna böyle derin ya da sığ bir takım dokunuşlarla aslında ne kadar daha iyi olabileceğine dair bir yere taşınsa çok güzel olur diye düşünüyorum bu. Yani bunları duymak bizim için çok iyi, benim için özellikle çok iyi oldu. Çünkü ilk baştan itibaren belki de böyle bir sınırladık. Yani biz bir çözüm peşinde olmayacağız. Sadece soru üretelim, deşifre etmeye çalışalım. Bir kere zaten o diyaloglardan ve kullanıcılara çizdirilen kroki ve elde edilen fotoğraflardan bu çizimleri üretti arkadaşlar. Onun için bir tür mimari deşifreye gidelim. Hani bir açıdan belli bir gözlük takarak bakalım. Bu konuda bir sorgulama yapalım. Kesinlikle hani müdahale etmiyoruz gibi bir yaklaşımla giriştik. Ama şu noktada hem sizin bu söylediğiniz sizlerin eleştiriler, öneriler. Bir de çıkan bütün ürünü bir arada ilk defa görüyoruz hepimiz biz ekip olarak da. Bundan sonrasında böyle bir şeye gidilebilir. Belki de şey yapabiliriz, bilmiyorum. Tartışırız arkadaşlarla ama hani nelerden vazgeçemezdin, neleri vazgeçsen de olurdu gibi saptamalarla veya memnuniyetsiz mi, memnun mu ama neden? Yani mimari olarak mevcut durum aslında burada bu tür sonuçları nasıl körüklemiş? Bunların geri döndürülmesi ya da iyileştirilmesi için belki hani ne yapılabilir daha mimar gözlüğüyle bakmak da olabilir. Bunu biz de hep beraber değerlendiririz mutlaka. Yani çok bence teşekkür ederiz bunları bu görüşler için. Biraz şöyle düşünülebilir belki. Yani siz sadece bazı sorular sordunuz ya, bütün anket çalışmalarında olduğu gibi soru sormanın bir sürü yolu var. Yani cevabını almak üzere, önceden belirlediğin cevabı almak üzere soru sormaya varana kadar bunu yönlendirebilirsin. Mesela eğer böyle bir şansınız olsaydı, bu dümdüz soruları sorduğunuz insanlara biraz önce önerdiğim gibi bu projeleri geliştirerek gönderip bunu mu kastediyordun diye sorabilseydik eğer çok başka sonuçlar alabilirdik. Onun için geri durmamakta yarar var. Yani ben
Yani evet, doğru. Mimarlığın biraz orada olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü yani niye önemli? Ya burada ya da başka bir yerde. Mesela Hollanda'da da öyle. İnanılmaz kötü ev örnekleri var. Yani mutfaktan eve giriyorsun. Mesela şimdi hani olacak iş değil ama oluyor. Yani bir tane iki tane değil. Bir sürü var bunlardan. İyi de bir hayatın varsa hani çok da aldırmıyorsun. Ve sonra bunlar yerleşiyor. Türkiye'de de öyle. Mesela burada da evlerin çoğu çok kötü çözülmüş şeyler. Organizasyonları falan çok kötü. Halbuki yani gördüğümüz bütün örneklere bakınca bu ne kadar az dokunuşla ne kadar çok şeyin çözülebileceği yöne. Yani oradan konu evse eğer bence buradan geri durmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kadar. Çok güzeldi ama bence bu kadar sürede evet. Bayağı peki. İyi bir şey gördük. Ben vaktim sınırlı olmasına rağmen ayrılamadım yani şeyden. Zoom'dan. Aslında senin söylediğin daha mimarca bir müdahale bu hani atölyenin şeyi olabilir. Şimdiye kadar gördüklerimiz daha antropolojik bir okuma gibi değil mi? Yani işte o günlük hayatındaki radikal bir dönüşüm evin içini nasıl dönüştürdü gibi bir şey. Hani onu analiz etmek, onu anlamak. Onun faydası da ne olabilir? Hani mimarlar için biz hep şey diye bakıyoruz ya hani tasarım benim tasarımım falan diye. Hani daha sıradan günlük hayatlar nasıl değişti acaba? Hani bu onu biraz sindirmek, kavramak, daha önemsizleştirmek biraz falan. Hani tasarım önemsizleştirmek. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Tasarım çok önemli bir şey. Önemsizleştirmek diye bir şey yok. Evet, hayır. Yani şey anlamak için. Yani bazen de tasarımın önemini öyle bir günlük hayatı daha iyi anladığında daha iyi anlıyorsun. Hani kendi bence bence günlük hayatı tasarımı önemsizleştirerek anlayamazsın. Tersi doğru. Hayır, okumanda şeyi önemli kılmak. Hani daha o antropolojik okumayı. Hani o ufak tefek detayları falan o hemen bir onu müdahaleyi tahvil etmeden belki bir grup öyle çalışabilir 2-3 kişi. 3-4 kişi daha müdahale önerebilir falan. O zaman işte mimarların da günlük hayatta ilişkisi nasıl falan öyle şeyleri görebiliriz. Aslında biz hakikaten biraz geri durduk. Özellikle evet. Çünkü sorularda bile çok yönlendirici o seçtirdikleri arkadaşların görsellerde bile çok böyle mümkün olduğu kadar şey olalım, objektif olalım, hani bir yere yönlendirmiyor olalım falan diye öyle bir tavır sergiledik ve hep şöyle de bir önyargıyla aslında giriştik. Yani mimarı devre dışı bırakmak ya da tasarım devre dışı bırakmak değil ama hiç mimarın dahil olmadan da kullanıcı bu dönemdeki evle kurduğu ilişkinin çok daha farklı olmasından, daha gerçek belki olmasından ötürü tasarımcı ve mimar olmadan da bazı şeyleri acaba fark edebildi mi? Yani etmiştir biraz olsa gibi bir önyargıyla. Dolayısıyla onun vardığı sonuç ya da yaşantılarından bir şeyler çıkararaktan hani biraz ama hakikaten hep geri çektik kendimizi. Şu anda ben de hani sizin eleştirilerinizle onu görüyorum. Daha agresif bir şekilde kendi rolümüzü ya da duruşumuzu için içine sokmak çeşitli şekillerde olabilir. Ama ilk önce anlamak şu anda. Hı? İlk önce anlamak da önemli. Yani hani geri çekilmenin bazen öyle bir faydası oluyor. Anlıyorsun. Tabii çok Nevzat'ın haklı olduğu şey de insan benim için anlamak böyle olabilir ama. Böyle çok anladın mı da çok kabulleniyor oluyorsun. O zaman da işte insanın o irade dediğimiz şeyi fazlaca bastırmış oluyoruz. Arada yani farklı temlinler olabilir diye düşünüyorum. Belki o farklılaşma hani bazıları daha antropolojik bir bakışla yetinebilir. Daha analitik bakmakla yetinebilir. Bazıları hep müdahale odaklı bakabilir falan. Biz de aradaki farkı görürüz. O da ilginç olabilir. Tam bu akademiklerle pratiklerin arasındaki tartışmaya dair.
Ama doğru, güzel. Ben bence iyi şey, ara yolu buldun Tansel'in. Şunu söyleyeyim yalnız, bir Ufuk, senin söylediğin agresif bir müdahale dediğin şey, ben agresif bir müdahaleden söz etmiyorum. Ya da Tansel'in söylediği şey, anlamakla yetinmek dediği şey. Ben anlamak için kendimizi katmamız gerektiğini düşünüyorum. Yarın o tuhaf siteleri değiştirecek halimiz yok ama anlamanın yolu, bence özellikle kısa süreli çalışmalarda anlamanın yolu, kendi düşüncelerimizi işin içine katmak. Çünkü o olmadan o dümdüz bir okumak diye bir şey yok. Mesela çok ilginç değil mi? O tuhaf sitelerin içindeki evler için bir tek kelime yorumda bulunmaması çocukların. Ya bana çok acayip geliyor yani. Evin biçimi hakkında ne acayip ve garayip kolonlar, dışarıya doğru pörtlemiş balkonlar falan. Yani kimse onun için bir şey söylüyor. Çok ilginç değil mi yani? Bu ve bir şeyin normal hale getirin, olağan hale getirin. Bu işin olağanı bu değil ki ya. O bir laf söylememeleri, olağan halde görmeleri değil tabii ki yani. Şu anki şeyde, bu çalışma çerçevesinde kesinlikle öyle değil ama anlıyorum ben öyle bir... Susmak onaylamaktır Ufuk. O zaman konuşalım. Ya bunu bak, bu neden önemli biliyor musun? Ve senin proje stüdyona geldiğim zaman niye çok sevmiştim? Oradaki örneklerin alıştığımız şeyler dışında olduğunu. Yani öğrencilerin çizdikleri, şimdi konu evse, ev projelerini aklıma getiriyorum. Gerçekten aynı temel hatalar orada da yapılıyor. Kendileri bir şey çizdikleri zaman da bunu yapıyorlar. Onun için bu okumalar itiraz ediyor olmaları çok önemli. Bence, ama ben de şey demek istiyorum. Bizim buradaki, yani kendi en azından atölyemizin amacı mekan çözümlemelerini eleştirmek değil de pandemiyle mekan nasıl değiştiydi. O yüzden biz kendi mekanda, işte girişte mutfak mı var, işte burada bu çözümlem var diye kendimiz üzerinden gitmedik. Daha çok psikolojik olarak pandemi ve ev algısı nasıl değişti üzerinden bir çalışma yapmıştık zaten. O yüzden de ben ve diğer arkadaşlarımın mekan konusunda çözümlemelerle ilgili bir eleştiride bulunmadığını düşünüyorum. Yani yanlış düşünüyorsam düzeltebilirler tabii ki de. Yok, vurgu oydu zaten, değil mi? Evin halleri, hani pandemideki algımız nasıl değişiyor? Onunla ilişkimiz nasıl değişiyor gibi bir şeydi. Çünkü aslında senin önerdiğin şeyler de Nevzat, hani zaten o pandemi parantezini kaldırsak da onları önerebiliriz aslında, değil mi? O mutfak işte giriş ilişkisi falan gibi şeyler. Zaten ilginç olan şu, doğru olan pandemiye karşı mücadelede de doğruydu. Yani mesela eski evlerin taşlıkları, sofaları, eyvanları, yeni evlerin terasları, balkonları, verandaları kayboldu. Tabii. Oysa bunu herif sana diyor ki, dışarıdan satın aldığın şeyleri birkaç saat bir dış ortamda tut. Bir apartmanın, uyduruk bir apartmanın 5. katında yaşıyorsun. Balkonda kapatılmış. Nerede tutacaksın? Ama çok tabii basit bir yani. Bir yandan şöyle bir şey de var şimdi. Bence burada bu tür yöntemde bazı avantajlar da çıkıyor. Örneğin son derece ideal diyebileceğimiz çözümlemede bir plan olabilir. Ama bu pandemi nedeniyle onun yeterli kalmıyor. Yani veya profil, kullanıcı profili nedeniyle yani umurunda olmayabiliyor. Sadece işte kıytırık bir balkon ona bilmem diğer %90 iyi çözülmüş şeyden çok daha önemli de gelebiliyor. Veya işte uyduruyorum, bu şeylerde yoktu ama kullanıcı grubunda çocuklar için bambaşka bir şey de çıkabiliyor. Yani o pandemideki olay aslında bazı şeyleri, doğruları şaşırtabiliyor diye düşünüyorum. Öyle bir şeyler de çıkabilir. Tabii. Bence yok öyle bir şey. Hayır, mesela şeyi düşün, o bahçesi olan, hani o marmelat da yapıyor falan ya, bahçesi olan bahçesini fark etmiş oluyor ve o evde işlemeyen bir sürü şeyi fark etmiyor. Yani dedi ya, çok memnun evde olmaktan falan diye. Halbuki biz o evde otursak iyice takarız.
Ayşim bayılacağım, getirin bana şu şeyi yıkacağım falan diye. Bana bir mimar getirin. Evet, aynı. Yani ben şunu fark ettim çokça. Sıkışmışlık duygusu galiba en fazla bizim pandemideki şeyimizi değiştirdi, perspektifimizi. Kendimizi çok sıkışmış hissettik. Onun için de işte temiz havaya, manzaraya, yeşile ihtiyaç oldu. Yani herkes için böyleymiş gibi görünüyor. Tabii burada çocuklu ailelerin olmaması falan, belki hani bir iki kişi onları da dahil edebilirse bakarız. Orada da bir şey oluyor mu? Bir fark oluyor mu? O sıkışmışlık. Evet. Tabii çok aslında daha fazla olabilir. Dediğim gibi yani çocuklar da evde, onların da Zoom'ları var falan. Deli edici bir şey olabilir yani. Bir yandan da sürekli onları care ediyorsun. Çocuklar da oynayamıyor falan diyorsun. Korkunç bir şey yani. Peki, tamamız galiba. Yani ben şu bir... anda sadece tabii 10 tane şey gördük. Biz bu... Efendim? Son bir şey söylemek isterim. Şöyle, şimdi bu başta, en başta ilk yorumlarımı yaparken söylediğim şeyle bağlantılı aslında. Biz krizi tanımlama konusunda da yeniden düşünsek mi? Yani şimdi bu bir ciddi bir işte insanların hayatlarını, yaşamlarını, sağlıklarını haşat eden bir olgu olarak hayatımıza kriz olarak girdi. Ama aslına bakarsanız diğer şeyler de, yani bu ne bileyim metrekare hırsı salgını veya kentsel dönüşüm rantı salgını falan gibi bazı tanımlamalar yapsak ve eskiyle işte bu kentsel dönüşüm salgını sonrasındaki bağlantıları da kursak, daha sonra da bunun buradan çıkan sonucu da kriz öncesi, sırası ve sonrasındaki konularla bağlasak acaba oradan daha ne derler, yaşamımıza uygun, daha kalender ama aynı zamanda daha efektif, daha yettiği kadar ama aynı zamanda daha az masrafla çevrilebilecek bir ev üzerine düşünebilir miyiz diye belki başlasak falan. Yani ben hep böyle bu yani sanki biz bu salgını bir milat ilan ettik ve milattan önce ve milattan sonrasını karşılaştırıyoruz gibi bir durum var. Bence mesele o kadar basit değil. Mesele onun öncesinde, yani bence onun öncesindeki salgın, hatta yani şu andaki dünyada yaşanan böyle tamamıyla verim, işte rating, rant, işte rekabet, gösteriş üzerine kurulu yaşamın getirdiği şey bence daha büyük bir salgın ve daha büyük bir kriz. Ve o bizim evlerimizi değiştirdi bence. Ve biraz ona da bakmak lazım diye düşünüyorum ve salgınla olan bu bazı sorgulamaların geriye dönüp de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında salgın onları iyice açığa çıkardı gibi geliyor bana, değil mi? Hı-hı. Hayatımızda ne çok lüzumsuz şey var, ne lüzumsuz bir hız var falan. Hani işte bu yerel, yavaş, yeterli meselesi. Bir yandan da şehirlerin kendisine yetmesi gerekliliği. Hani çünkü bir anda gerçekten kesilebiliyor dışarıyla ilişkisi ve hani bu kentsel tasarım, landscape konusundaki işte bu productive landscape meselelerinin falan ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Hani sürekli bir şehir sadece tüketerek yaşayamaz, onu anlıyoruz. Yani üretim de aslında şey anlamında, toprakla ilişki de bir parçası olmalı aslında şehrin falan. Yani gerçekten bu kadar radikal bir şey, müdahale bize daha önceki yaşantımızın ne kadar absürt olduğunu, değil mi? 3 ay alışveriş yapmadık. Siz de muhakkak öylesinizdir. Hiçbir şey almadık kendimize falan, yiyecekten başka. Hı-hı. Bir şey de olmadı yani. Hafifledik falan. Ben zaten almıyordum. Evet. Yani fazlalıkların farkına varılması anlamında ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım onun öyledir. Tabii. Herkes fark ettiğini bilmiyorum ama. Milat demesek de bir farkındalık şeysi, başlangıcı diye yorumlamayı tercih ediyoruz yani bu atölyenin kapsamında da. Peki, vallahi saati tam size söylediğimden bir saate yakın neredeyse, evet, yakın aşacağız. Onun için şimdilik
Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Biz güzeldi. Teşekkür ederiz. Zevkti. Kolay geldi. Çok teşekkürler. Çok mersi. Daha devamlı yazmak isterseniz memnuniyetle bekleriz. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlık. Teşekkür ederim. Bye bye. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Size de çok mersi.